Merhabalar sevgili izleyiciler. 40 programıyla karşınızdayız. Bu programda konuğumuza 40 adet soru yöneltiyoruz. Her soruyu yanıtlamak için 2 dakika süresi var. Eğer bir soruya 2 dakikadan daha kısa süre içerisinde yanıt verirse, arta kalan süreyi diğer yanıtları için eğer ben izin verirsem kullanma şansına sahip. Yanıtlamak istemediği bir soruyu da pas geçme hakkına sahip. Evet, bugünkü konuğumuz şarkıcı, oyuncu sevgili Yeşim Salkım. Yeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Saçlar güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Ben senin geleceğini duyunca tabii ki hayatını mercek altına aldım. Ve dedim ki Jandark geliyor. Ve saçların da bana Jandark'ı hatırlattı. Evet. Çocukluğuna baktığımda da aslında referans beni yanıltmadı. Çünkü Erkan Petekkaya ile aynı mahalledesiniz. Aynı mahalledesiniz. Diyor ki seni görünce çekinirdik Yeşim. Hatta erkek kardeşini korumak için pataklar mısın onları? Evet. Dolayısıyla o şimdiki jandark bir taraftan dedim ki Yeşim herhalde hep böyle küçükken yürekli, yüreğini ortaya koyan, bir meselesi olan, bir savaşı olan bir çocuk muydu acaba? İlk sorumuz gelsin. Çocukken de mücadeleci miydiniz? Çok, haddinden fazla. Bu uğurda bayağı dayak atmışlığım var. Yani şiddete karşıyım tabii ki ama çocuktuk o zamanlar. Kendimi değil de başkalarını müdafaa etmeyi daha çok seviyorum galiba. Böyle bir karakterim var. Öyle. Peki, devam edeceğiz. İkinci sorumla devam etmek istiyorum. Diyorsun ki, zor ve dominant bir kadının bunun temeli çocukluğuma dayanıyor. Konservatuvarda okurken çalışmaya başladım. Bu sırada kendime bir kalkan ördüm, soğuk, kızgın göründüm. Bunlar beni sözünü esirgemeyen dobra biri yaptı demişsin. Evet, dış kabuk tanımı böyle ama biz içini merak ediyoruz. Soru gelsin. Yeşim Salkım, özünde uysal bir kadın mı? Çok. Aslında çok endişeli ve korkak bir kadın. Bunu belli etmemek için de belki de o kalkanları örüp, ben kameralardan hiç hoşlanmıyorum. Kameralar açıldığı andan itibaren içimdeki o duygusal, o kırılgan kız gidiyor, yerini başka bir kadın alıyor, bambaşka bir kadın alıyor. Aslında çok içimde çok fırtınalar kopuyor ama bunları anlatamıyorum, dile getiremiyorum. Şarkılarla daha çok dile getirebiliyorum. Şarkı söylerken kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. O her söylediğim mısrada aslında kendimi anlatıyorum ben. Söylemek istediklerimi söylüyorum. Ama kameraların karşısındaki kadın aslında gerçek Yeşim değil. Dış kabuk çelik bir örgü ama içi bambaşka diyorsun. Bunu daha çok açacağız. Yeşim bir sonraki soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi ilk evliliğini Mustafa İmre ile 1989 yılında yaptın. O yılları şöyle aktarmışsın. Senin dilinden vermek istiyorum. 20'li yaşlarda çok yalnızdım. Kızımın babası çocukluk aşkımdı. Ben Gizem'e hamileyken evlenmekten vazgeçti demişsin. O vazgeçince demişsin ki sen vazgeçsen de ben bu çocuğu istiyorum ve doğurmaya karar vermişsin. Sonra çocuk babasız büyümesin diye resmi nikah yapıyorsunuz ve bu evlilik sadece 13 gün sürüyor. Soru gelsin. Kızının babası seninle evlenmekten neden vazgeçti? Herhalde daha çok gençti ve kişiliği tam oturmamıştı. Erkekler biraz geç büyüyorlar bence. Biz büyütüyoruz. Biz kadınlar büyütüyoruz erkekleri. Fakat annesinin çok etkisi vardı bu konuda. Evlilik olmaması konusunda. Aslında bunu çok da irdelemedim uzun zamanlarda. Baktığım zaman ben bir karar vermiştim. Çocuğumu dünyaya getirmek istiyordum. Onu çok sevdim. İçime düştüğü andan itibaren çok sevdim. Ve onu da dünyaya getirmek istedim. Sanki o benim kurtarıcım gibiydi bu hayatta ve öyle de oldu. Hayatım boyunca hep onu altın saçlı kızım diye sevdim. Hayatım boyunca da onu bağrıma basarken hep böyle kal dedim. Çünkü hayatımda tek değişmeyen şeyim biliyorum ki çocuklarım olduğunu. O dönemde aynısını düşünmüşüm. Şimdi de aynısını düşünüyorum. Onun evlenmek istememesinin sebebi herhalde biraz korkaktı diye özetliyorsun. Kızının da kurtarıcım oldu diyorsun. Hı-hı. Bunun muhtemelen Gizem'e nasıl bir görev verdiğini de bilahare konuşuruz. Şimdi diyorsun ki kızım Gizem doğduğunda haftada 5 gece çalışmak zorundaydım. Sabah da eve geldiğimde onu ancak uyurken görebiliyordum. O uyandığında ise ben uyuyor oluyordum. Çünkü para kazanmam lazımdı diye de özetlemişsin. Zor yıllar. Sonra kıyaslıyorsun. Diyorsun ki oysa ikinci kızım Ada doğduğunda ona yemekler yapıp yıkayabiliyordum. Yani iki çocuk farklı aslında ortamlara doğmuşlar. Aynen. Farklı kaderlere, farklı koşullara. Bunu kıyaslamışsın. Soru gelsin. Gizem'e, ilk kızına karşı vicdan azabı hissediyor musun?
Çok. Çok hissediyorum. Hemen hemen her gece adaya her baktığımda ve Gizem'e her baktığımda yeterli bir anne olmadığımı, ona onun yanında olmam gerekirken olamadığımı, gençliğimin arkasına sığındım ve bir bahane aradığımı fark ediyorum. Aslında olabilirdi, yapmadım. O yüzden de bir gün ölürken bu vicdan rahatsızlığıyla öleceğim. Çok net anlattın Yeşim. Hatta demişsin ki devam edelim senin kaldığın yerden. Bana bir şey olur korkusuyla kendi arabamı dahi başkasına kullandırttım. Dışarı çıktığımda içki içmedim. Hep Gizem bensiz ne yapar diye düşünmüşsün. Annelik içgüdüsü elbette. Şimdi bir de diğer kızım Ada var demişsin. Yani o annelik çok meşakkatli bir iş. Çok. Bunu nasıl kucakladığını çok derinden anlatmışsın. Bu noktada da kariyerinle karşılaştırdığımızda şu soru geldi aklıma. Acaba soru gelsin. Anneliğini kariyerinden daha mı iyi yönettin? Evet. Ben bu dünyada en çok anne olmayı sevdim. Gerçekten öyle. Yani ikinci bir şansım olabilseydi eğer sadece çocuklarını büyüten bir edebiyat öğretmeni olarak hayatıma devam etmek isterdim. Ve bu dünyanın içine hiç girmek istemezdim. Ben bu dünyaya ait bir kadın değilim. Beceremiyorum. Benim karakterime çok taban tabana zıt olduğunu görüyorum bunun. Annelikte evet elimden geleni yapıyorum. Kendimce iyi bir anneyim. Çevrem de aynı şeyi söylüyor. Ama kariyerimi yönetemedim. Yönetemedim. Var mı eklemek istediğin? 2 dakikalık sürelerini daha uzun kullanabilirsin istersen Yeşim. Keskin ve net artık kısa cümleler kurmak istiyorum Yok, galiba. Yok 2 dakikan var. Evet. Bir tercih yapmam gerekiyordu hayatımda. Kariyerim ve ailemle alakalı. Biz aynı anda dolma pişirirken aynı anda yeni yaptığım şarkıyı dinliyordum kulaklıkla. Ve bir gün Seda Akay beni aradı. Dedi ki ne yapıyorsun? Dolma yapıyorum dedim. Şarkıyı dinliyor musun yeni şarkıyı? Deli Mavi'yi dinliyordum o sırada. Dinliyorum dedim. Hem dolma yapıp hem şarkı mı dinliyorsun dedi. Evet dedim bir karar ver dedi. Şarkıcı mısın? Ev kadını mısın? Buna bir karar vermen gerekiyor. Ben galiba çok ortada kaldım. Çok kararsız kaldım. Beceremedim. Birçok rolü birlikte yönetmen, kucaklaman gerekmiş. Evet. Bu rol dağılımını nasıl yaptığına dair ileride de sorularım olacak sana. Şimdi bir kırmızı soruyla devam etmek istiyorum Yeşim. 1990'da o kadar çok süründüğümü hatırlıyorum ki senin cümlelerinle anlatıyorum. Ekmek parası için çalışmak zorundaydım diyorsun. Kıyafetlerimi dahi alamadan Maxim'den kovulduğumu bilirim. Beni paket yapıp kapının önüne koydular demişsin. Şimdi hayatını incelediğimde ve o küçücük cengaver yürekli Yeşim Salkım'ı gördüğümde dedim ki acaba burada niye direnmemiş, niye kavga etmemiş ve acaba soru gelsin Fahrettin Aslan Yeşim'i neden kovmuş diye. Fahrettin Aslan sizi neden kovdu? Şöyle söyleyeyim, bazı kurallar vardır bu dünyanın içerisinde. Bunlara ya uyarsınız ya da gitmek zorunda kalırsınız. Ben uymamayı seçtim. Bazı teklifler vardır. Siz o tekliflere evet dersiniz ya da hayır dersiniz. Ben hayır demeyi seçtim. Bazı insanlar vardır. Sizi bazı ahlaki değerlerle sorgularlar. Ben o sorgulamadan geçmek istemedim. Dolayısıyla da her şeyden vazgeçtim. Astrolist olmak istemiyordum. Çünkü uğrunda ödeyeceğim bedel çok ağırdı. Bu bedeli ödemek istemedim. O yüzden. Peki. Bir kırmızı soruyla daha devam etmek istiyorum. Diyorsun ki 13 yaşında annemle babam ayrıldı ve babasız kaldım. Babamla büyüyemedim. Annemin nasıl çöktüğünü gördüm. 43 yaşında dul kaldı ve bir daha hiç kimseyi sevmedi. Sadece o adama ait olduğunu bize ispat etti demişsin. Şimdi böyle bir cümle kullanmışsın. Acaba o kişiye ait olmayı ispat etmek bir aidiyet skalası mı? Bunu bir norm ve değer olarak sunmuşsun söyleminde. Ama sen bunun üzerine 5 evlilik yapmışsın. Dolayısıyla senin değerinle seni sorgulayarak sormak istiyorum. Soru gelsin. Sen birçok kez evlenerek neyi ispatlamış oldun? Evlendiğin adamlara kendine ait hissetmedin mi? Ben hiç kimseye ait olduğumu düşünmüyorum. Annem gibi olmak istemedim. Bir kadının aidiyet duygusu
kurduğu yuva ya da çocuklarıyla orantılı değildir. Ben ait olmak istediğim yeri ben seçmeliyim. Ve bir erkeğe de ait olmak duygusunu asla kabul etmiyorum. Bu yüzden belki de evlendim ve bu kuralları istiyordu bu toplum. Ki ben evliliğin kadına ve erkeğe göre olduğuna çok inanmayan bir kadınım. Ama Türkiye'de yaşadığım için ve bir sanatçı olduğum için, şarkıcı ve oyunculuk yaptığım için ve de çocuklarım olduğu için insanların bana mecburiyetten işte gidip oraya bir imza attım. Şimdiki aklım olsaydı belki de hiçbirini yapmazdım ve ona da karşı gelirdim. Ama annem gibi olmamayı seçtim. Annem sadece bir erkeğe bağlı kalıp onunla hayatını sürdürdü. Çok büyük acılar çekti. Ben öyle yapmadım. Ve ben beni acıtmaya başladıkları anda onları bıraktım. Böyle yapmaya da devam ediyorum. Hep de devam edeceğim. İçime gömüyorum. Sevgi, aşk buralarda çok devreye girmiyor bende. Mantık devreye giriyor ve bırakıp gidebiliyorum. Çok güzel giderim. Ben çok iyi yürürüm. Peki. Tabii bu yürümek de seni bir yol ayrımına getiriyor. Hem sahip çıkmaya çalıştığın değerler var. Bunlar kızlarının güzel bir kadere ve güzel bir ortamda büyümesi gibi. Bunu çok kendine mesele edinmiş, önemseyen bir annesin. Her açıklamandan belli. Diyorsun ki parçalanmış bir yuvadan geliyorum. Ben baba kaybının bedelini çok ağır ödedim. Kızım da parçalanmış bir ailede ve babasız büyüdü. Hep bir şeyler aradım. Sokakta, dışarıda aradım. Kız çocuğunun hayatında baba gerçekten çok önemli. Bunun eksikliğini İstinaden cümlelerini sürdürmüşsün. Marcel Proust'un bir sözü vardır. Yeşim der ki insan en çok kaçtığına yakalanır diye. Evet. Dolayısıyla bu kaderden kaçarken iki kızın da aslında babasız büyüdü. Soru gelsin. Kızların babasız kalmasın diye mücadele ettin mi? Çok ettim. Çok. Yani hayatımda belki de kendim için bu kadar mücadele etseydim, kariyerim için mücadele etseydim, şimdi çok daha başka yerlerde olurdum. Ama ben çocukların babasız büyümesin diye gururumu ayaklar altına aldım. Ve çocuklarımın babalarına gitme dedim. Çocuğumuzu beraber büyütelim her ikisine de. Ama onlar gitmeyi seçtiler. Bu adanın babası için de geçerli. Çok yalvardım ona. Gitme, adayı beraber büyütelim. Ben bir tane zaten büyüttüm Gizem'i ve çok zor oldu. Ona karşı kendimi vicdanen çok rahatsız hissediyorum. Acaba biraz daha mı mücadele etmeliydim, biraz daha mı yapmalıydım, biraz daha mı yapmalıydım diye her gece soruyorum kendime. Bunun cevabını da bulamıyorum. Yaptığımı da düşünüyorum. Bilmiyorum ama, gerçekten bilmiyorum. Ama adanın babası için de çok mücadele ettim. Hayatımda belki iki adama sadece çocuklarım için yalvardım. Gitmemeleri için. Yalvardım diyorsun Yeşim. Evet, yalvardım. Ama gittiler. Peki. Bir kırmızı soruyla daha devam edeceğiz. Sevgili Yeşim. Bu maratonu sen koşmak istedin. Şimdi biraz önce evliliklerden konu açılmışken dedin ki ben aslında evliliğe çok da inanmıyorum kurum olarak. Hatta başka bir röportajında da Osho'dan bir alıntıyla örnek verdin. Diyorsun ki biyolojik ritmimize de uygun bir kurum değil aslında, sorgulanması gerektiğinin altını çizmişsin. Bir taraftan da diyorsun ki 2013'te artık eskisi kadar cesur değilim. Gizem'i babasız büyüttüm. Adanın da babasız büyümeye hakkı yok. Hakan'ın da bize bunu yapmaya hakkı yok. Benim de onu terk etmeye hakkım yok. Aramızda bir vefa var. Öyle kolay bırakamayız birbirimizi. Tabii ki tekamül ederek ve devinerek öğreniyoruz ama belli ki bir ikilemde kalmışsın. Soru gelsin. Yeşim Salkım evliliklerini neden yürütemiyor? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani belki de evlilik kadını değilim ama o şartlara uymaya çalışıyorum. Belki de aradığımı bulamıyorum. Aradığımda ne onu da bilmiyorum. Erkeğin ve kadının ben evlilik kadını değilim galiba. Ben çok rock'n'roll yaşayan bir kadındım üniversite yıllarında. Ben çok rock bir kadınım aslında. Fakat bir anda bu Runaway Bride diye bir film vardı, seyrettin mi? Kaçak Gelin. Seyrettim. Son anda habire düğünlerden kaçan. Sen aslında, ama kaçmamışsın. Evet, benim o son anda kaçmam gerekirken galiba kaçmayıp o imzayı ısrarla atmış olmamın altındaki sebebi gerçekten bilmiyorum. Ama yürütmek için çaba sarf ettim. Eğer bu çaba neyse bilmiyorum. Hani annelerimize bakıp da
bir şeyleri yürütmek için büyük bir çaba sarf etmiş olabilirim. Ya da öyle bir zaman geldi ki ay çekip gitse evimden dedim. Çok sıkıldığım zamanlar oldu. Onlar yani aynı erkekle aynı çatının altında kalmak. Bunaldığımı hissettim. Sonra iki gün sonra özlediğimi fark ettim. Bilmiyorum ben dengesizim galiba. Ya da onlar benim dengemi bozdu. O yüzden diyorum ya benim dengemi bozmayın. İyiyim ben böyle. Peki tam da buradan devam edelim. Şimdi evliliklerinle ilgili olarak şunu demişsin. Bugün olsa evlilik kararlarımı alırken bu kadar aceleci davranmazdım. Bir önceki söylediklerinde aslında evet. Örtüşüyor. Fakat beş evlilikte mi hataydı Yeşim? Soru gelsin. Bugün olsa hangi eşinizle evlenmezdiniz? Vallahi hepsiyle evlenirdim. Hepsinin bana çok güzel şeyler öğrettiğini düşünüyorum. Ben 49 yaşındayım. Bu yaşa kadar da hayatıma baktığım zaman hep evliymişim zaten. Yani şu ahir ömrümde ağzımın tadıyla güzel flörtler yaşayamadığımı düşünüyorum. Gene hepsiyle evlenirdim ve bu öğretileri, bana öğrettiklerini içime alırdım. Güzel yaşlanırdım. İşte duvarımda resimler olurdu. O her gördüğüm adamda veya işte çocuklarımda ya da yaşadığım acılarda bir acı da olsa bir tebessüm veya bir gözyaşını hissetmeyi çok isterdim. Ben hayatı yaşamayı seçtim. Ben risk aldım. Korkmadım ve risk aldım. Herkese de tavsiye ediyorum. Evet belki oturup ağlamak çok güzel ama 3 dakika sonra kızınız gelip de bir şeyle sizi güldürebiliyor. Ya da bambaşka bir şey yaşayabiliyorsunuz bu hayatta. Ya da 3 dakika sonra bir arkadaşımın ölen evladının resmini görüyorum. Ve diyorum ki ne kadar şanslıyım içeride yatan. Sağlıklı bir evladım var. Yani insanoğlu, insanoğlu demeyeyim insan, çok yanlış bir kelime o. İnsan bence böyle bir varlık. Biz çok fazla egolarla yaşıyoruz. Sabah başka, akşam başka o dengeyi tutturamıyoruz. O yüzden iyi ki evlenmişim. Hiçbir zaman neden evlendim demedim. Hem acele kararlar almamalıydım. O başka bir şey. Ama o insanlarla neden evlendim diye sorgulamıyorum kendimi. Çok güzel şeyler öğrettiler bana. İyi ki yaşadım. Pekala. Bu son 30'a girmiştik. Henüz 2 dakikayı dolduran bir cevabın olmadı Yeşim. Öyle daha mi? Uzun cevaplar vermek istersen süren var. Bunu bildirmek isterim. Ve şimdi bir sosyal medya sorusuyla devam etmek istiyorum. Oo. İzleyicilerimizden gelen bir soru. Şimdi bugüne kadar 5 evlilik yaptığını hep altı çizildi. İşte isimler verildi vesaire vesaire. Bunları biz de burada sayarız. Ama işin magazin kısmı bizi ilgilendirmiyor. Daha kavramsal yaklaşmak istiyoruz. Çünkü bu bazı kişiler tarafından 5 evlilik yapabilmek ve tırnak içerisinde, bu benim düşünce tarzım değil, bunu bir başarı olarak addedip bu kadar adamı nikah masasına oturttu bu kadın. Acaba ne yapıyor diye sorgulayanlar da oldu da acaba soru gelsin, evlenmek bir kadın için bir başarı kriteri midir? Asla. Ve aslında kadını burada biz galiba başka bir konuma oturtturuyoruz. Yani burada kadın hakları diye bağırırken, insan hakları dememiz gerekirken, çünkü kadın ve erkek diye ayırdığımız andan itibaren zaten ayrılmış oluyor. Öbür tarafta da baktığında kadın evlenmeli, çocuk sahibi olmalı. Bu çok uzun yıllar öncesinden beri bize bir öğreti sanki, özellikle bizim gibi toplumlarda. Evlenmek bir başarı değildir. O evliliği uzun yıllar güzel ve sakin ve stabil yürütebilmek bir başarıdır dedim ben her zaman. Ben başarısızım. Siz niye beni örnek almaya çalışıyorsunuz? Ayrıca da bir erkek nikah masasına oturtturulmaz. Bu bir kadına yapılacak en büyük hakarettir. Bir kadın aldı da bir erkeği zorla nikah masasına oturttu. O şarkılarda var. Nikah masasına beni çağır sevgilim durumu. Öyle bir şey yok. Benimle evlenmek istediler. Ben de çocuğum olduğu için evliliği seçtim. Onlar benimle evliliği seçti, ben de evliliği seçtim. Başarı, başarısızlık. Bunu tartışırız. Kim daha başarılıydı, kim daha başarısızdı. Ben o insanlarla hiç evlenmeden de 8 sene, 10 sene aynı çatının altında ilişkimi sürdürebilirdim ki örnek muhterem Nur buna çok iyi örnektir. Müslüm Gürses'le beraber hiç evlenmeden yıllarca yaşamak. İlla bir akit gerekmiyor ama bizim gibi toplumlarda maalesef gerekiyor. Bunu sana dikte ediyorlar. O yüzden de bu bir başarı değildir. Tam tersi. Ben başarısız oldum. Beni izlemesinler. Bu konuda beni takip etmesinler. Ayrıca evliliği de bir başarı olarak görmesinler. Evlenmeyi de biriyle başarı olarak görmesinler. Bir erkeği nikah masasına oturtmak demek
aslında kendilerine yaptıkları en büyük hakaret, bana da yaptıkları en büyük hakaret. Peki, ben de bir şey ekleyeyim. Hatta bir erkek üzerinden varlık kurmayı başarı olarak görmesinler. Aynen. Değil mi? İlla birinin karısı, birinin sevgilisi olarak değil. Kadın tek başına hiçbir erkekle tanımlanmadan da çok kıymetli ve değerlidir. Evet, bir kırmızı soruyla devam ediyorum Yeşim. Ne çok konuşmuşum ben ya bu kadar zamanda. Şimdi Hakan Uzan'la 2008'den 2011 yılına kadar süren bir evlilik yaptın. Tarihler 96'dan 2001 yılına kadar. 2001 yılına kadar, özür diliyorum, benim hatam. Hı-hı. Düzeltiyorum tarihleri. Şimdi dışarıdan bakıldığında o dönemi de hatırlayalım. Hı-hı. Stereotip olarak yakışıklı, güçlü, iyi eğitimli, hı-hı, seni seven bir peri masalı. Hepimiz Cinderella hikayeleriyle büyüdük ya. Belki maalesef de bize bu masallar anlatıldığı için bir takım şeyleri şu an konuşuyoruz. Fakat onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine, öyle olmadı. Senin röportajlarını izlerken de hakikaten içim buruldu ki altın leğene kan kustum diyorsun Yeşim. Bu çok, hı-hı, iddialı bir cümle. Soru gelsin. Hakan Uzan'la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü? Evlendiğim gün. Evlenmek için Ürdün'e gittik. Ve ailelerden gizli evlendik. Arkadaşlarımız da çağırmıştı. Ben bilmiyordum evleneceğimizi bu arada. Önce Londra'ya gidilecekti. Hep beraber arkadaşlarımızla, sonra Ürdün'e gidelim dediler. Çünkü bir tatile denk gelmişti ve büyükelçi yoktu. Büyükelçi Bodrum'daydı. Oradan Ürdün'e çağrıldı. Ve oraya gittik. Evlendik. Nikah günü işte imzaları attık ve otele, odaya geldiğimizde oturduk ikimiz de bir koltuğa yan yana. Şöyle uzağa baktık. Elindeki yüzüğü çıkarttı. Alyansı. Şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim dedi. Orada ben ne yaptım dedim. Ve o gün hayatımın en büyük kabusuydu. Çok büyük bir hata yaptığımın farkına vardım. Bu tip adamlar, böyle güçlü adamlar çok fazla elde ettikten sonra fazla kıymetin kalmıyor o insanın gözünde. Bir kadın olarak da kalmıyor, bir sevgili olarak da. Ve ben bunu uzun yıllar yaşadım, bunu hissettirdi bana. Ve bana dedi ki bir gün, sen benimle evlenmeseydin çok şanslı olurdun. Sevgilim olarak kalsaydın çok daha şanslı olurdun. Ben seni çok daha fazla severdim. Ve ben seni çok daha fazla merak ederdim dedi. O daha da acıttı. Ve şimdi düşündüğüm zaman bir kadın olarak gururumu çok kırdığını, onurumu çok ayaklar altına aldığını düşünüyorum. Daha erken gitmeliydim o evlilikten. Gidemedim. Çünkü şartlar el vermemişti. Ama mutlu olsun yine de, mutlu olsun. Peki, buradan devam etmek istiyorum. Diyorsun ki Kral TV ödül törenine o dönemki eşimle bir kez katıldım ve o törende de hayatımın en kötü anısını yaşadım. Kırmızı sorumuzla devam ediyoruz. Hmm. Tören Lütfi Kırdar'da düzenleniyordu. Hakan tam karşımdaydı, ellerimi açtım ve işte sultan ve haremi demişsin. Böyle, evet, karşılıyorsun. Şimdi o gece tam olarak ne oldu? Bunu sana ne söyletti? Nasıl bir farkındalık yaşadın? Soru gelsin. Hakan Uzan'ın sizi aldattığını nasıl fark ettiniz? Kadınlar dedikoduyu severler. Kadınlar kadınların canını yakmayı seviyorlar. Maalesef. Özellikle alt sınıftan gelen ve idealleri sadece belli bir noktada olmak isteyen kadınlar. Bir iki gün önce bir hanımefendinin o gece için özel bir kıyafet diktirdiğini ve bunun parasının Hakan Uzan tarafından gönderildiğini öğrendim. Kuaför salonunda. Bunlar konuşulurken gitmeyecektim o geceye de. Gitme kararı aldım. O hanımefendinin adını da biliyorum. Kim olduğunu da, ama burada tabii ki söylemeyeceğim. Hazırlandım ve gittim. Tam otururken en son gece başlamadan önce kafamı kapıya doğru döndürdüm ve içeriye girdi. Yanında bir gazeteciyle beraber o hanımefendi ve geldi, hemen bir sıra yanımıza oturdu. Ben de o zamanki eşime döndüm, baktım, ayağa kalktım. Sultan ve haremi dedim.
artık orada anlamıştım bir şeylerin ters gitmeye başladığını. Ben de dillendiremiyordum. Dillendirdiğim zaman yok böyle bir şey diyordu. Çok gençtik. O da çok gençti. O da 30 yaşındaydı. 30-31 yaşındaydı. Ben de çok gençtim. Çok büyük bir gücü sahipti. Erkekti. Kadınlarda ve bu gücü kullanmak isteyen, maalesef bunu kullanmak isteyen kadınlar aslında beni ne kadar yaraladıklarının farkına varmadan çok üzdüler. Gözümün içine bakarak benimle sohbet ettiler. Merhaba dediler. Beni aradılar. Beni sordular. Hayatımın en kabus günleri başlamıştı. O gün. Ek süre veriyorum Yeşim. O günden sonra her şeyi araştırmaya başladım. Hepsini tek tek buldum. Hepsine tek tek giden hediyeleri. Hepsiyle nerede buluştuğunu. Ve neler olduğunu bizzat gözümle görerek yaşadım. Sonra oturdum ve yüzleştim. O da bana evet dedi. Doğruladı. Yani aslında büyük bir yüzleşme yaşadık. O zamanki eşimle. Bir erkek olarak oturdu ve bana anlattı. Ben herkesi böyle tanıdım. O yüzden dedim benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var. Bu camianın içerisinde çok az insan var benim sırtımdan vurmaya. Hepsi vurdu. Hepsi vurdu. İstedikleri kadar inkar etsinler ben biliyorum. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Peki. Şimdi yeni şarkının ismi Katil Uşak. Sen de zaman zaman katil, zaman zaman da maktul oldum demişsin. Lafı hiç uzatmayacağım. Soru gelsin. Yeşim Salkım'ı kim öldürdü? Hakan Uzan. Eğer onunla evlenmeseydim o zamana kadar Eşkıya filmini çekmiştim. Çok güzel şarkılar söylüyordum. Türkiye turnesine çıkıyordum. Böyle açtığımız zaman 30 gün doluydu. Bütün şarkılarım dillerdeydi. O zamanki en iyi müzisyenlerle çalışıyordum. En iyi menajerle, Tarkan'ın menajeriyle çalışıyordum. Tarkan, Cem Yılmaz, ben işlere gidiyorduk. İnanılmaz işimi çok seviyordum. Çok başarılıydım. Reklamlarda oynuyordum. Her istediğim vardı. Tam bir yıl boyunca o adam benim peşimde koştu ve ben hayır dedim. Yeniden başlasın klibi ve o şarkı, hep söylerim, hayatımın dönüm noktasıdır. Çünkü o klibi seyredip bana bu kızı bulun diyor o zamanki eşim. Ve başımı yakan şarkıdır. Kral TV'de listeler böyle yapılırdı. Beğendiğiniz sanatçılar böyle listelenirdi. Ve ben bir anda bir numara, hiç olmayan ben bir anda bir numara olduğumda bu işte bir iş var dedim. Zaten telefonlarım çalmaya başlamıştı. Şunu söyleyebiliyorum ki ben ona çok güvendim. 26 yaşındaydım. Çok küçüktüm. Ben onu sevdim. Çok büyük bir mücadele verdim. Bu evlilikle alakalı. Ama beni sırtımdan vurdu. Gerçekten. Galiba o beni öldürdü bu hayatta. Onunla birlikte çok şey öldü bu hayatta. Çok. Hiçbir erkeğin bir kadını bu kadar ağır ihanetle yaralı bırakmaması lazım. Ben öyle kaldım. Yaralı. Ek süre veriyorum Yeşim. Ve sonrasında o yaraları tamir etmek için çok uğraştım. Ama o kadar kolay geçmiyor. Gerçekten geçmiyor. Çok doktora gittim. Çok tedavi gördüm. İlaçlar kullandım. 48 kiloya düştüm. Çok ağır günlerdi, çok ağır yıllardı. Kızım 11 yaşındaydı, çok küçüktü. Ayrılmaya karar verdiğimde Gizem. Çocukların anne ve babaları sizi daha çok yaralıyorlar, okulda özellikle. Kızım okuldan geldiğinde anne ne zaman bitecek diyordu. Anne ne zaman bitecek? Bir gün sabaha kadar kendimi nasıl öldürürüm diye düşündüm yatakta.
Ve yapamadım. Hep gizem gözümün önündeydi. En iyisi gideyim dedim ve o gün gitme kararı aldım. Kızımı ve tek bir valizimi alıp ülkeden gittim. Bir 30 saniye daha veriyorum. O kadar kolay değildi gitmek. Herkes çok kolay gördü gidişimi. Ama ben burada çok büyük parçalar bırakarak gittim. Annemi bıraktım, babamı bıraktım, erkek kardeşimi bıraktım, yeğenlerimi bıraktım. Herkesi bıraktım. Sadece kızımı alıp gittim. Hiç tanımadığım bir yere, yabancı bir yere tek başıma çocuğumla beraber gittim. Orada ayakta kalmak da çok zordu. Ve bunun bedeli bana kanser olarak döndü. Peki. Öldürücü darbeyi Hakan Uzan sapladı. O hançeri evet. Yedim diyorsun Yeşim. Zaman zaman katil, zaman zaman da maktul oldum deyince bir de öbür tarafı soralım. Peki soru gelsin. Yeşim Salkım kimin katili? Kendinin. Ben kendimin katiliyim. Yani ne yaptıysam kendime yaptığımı düşünüyorum. Şahane bir katilim ben. Ve hiçbir katil cinayeti planlarken yüksek sesle planlamıyor. Ben de hep yavaş yavaş planlamışım herhalde bunları. Yani bile bile, göre göre. Ben çoğu şeyi görerek ve bilerek yaptım. Önünüzde bir şey var ve görüyorsunuz onu. Diyorsunuz ki yani bu olmaz. Bunu yürütemezsin. Senin sanatçı kariyerinle, sanatçı babanla, büyüdüğün ortamla, her şeyle taban tabana zıt bir hayat bu. Sen böyle yaşayamazsın. Ben James Bond kızı değilim ki. James Bond kızı gibi bir hayat yaşamayı seçtim. O kadar kötüydü ki uçaktan inip helikoptere binip, helikopterden inip tekneye biniyordum ve bütün dengelerim alt üst olmuştu. Dolce Gabbana arkamda poşet taşıdı. Düşünebiliyor musun 26 yaşında bir kızım neler yaşayabileceğini? Hı hı. Hayatımın en karanlık zamanlarıydı bunlar. Çok param vardı. İstediğim gibi harcayabiliyordum. İşte orada aslında ilk cinayeti işledim. Kendimi öldürdüm yani. Sonraki evliliklerimde de bunu teker teker devam ettirdim ben. Olmayacağını, benim gibi bir insanı taşımak çok zor. Aslında o erkekleri çok suçlamıyorum da daha sonrasındakileri. Çünkü ne zaman televizyonu açsa hop eski eşi gündeme geliyor. Ve yanındaki insan normal bir tiyatrocu. Düşünebiliyor musun? Yani tiyatro yapıyor, yövmiyesini alıyor, geliyor. Ya da oyunculuk yapıyor, geliyor. Adanın babasından bahsediyorum. Çok değerli ve kıymetli buluyorum. Evet, tabii. o kadar güzel ki. Ama öbür tarafta mukayese ettikleri adama bak, Hakan Uzan. Nasıl bir dengesizlik. Ve adam bunun altında zaman içerisinde ezilirken bu sefer seni ezmeye başlıyor. Ve ilişki kopuyor. Yani onları da öldürdüm galiba ya. Sadece kendimi değil. Bir dakika daha veriyorum Yeşim. Yani bu cinayeti daha aydınlatalım. Evet, yani galiba kendimi öldürdüğüm gibi, kendimi öldürdüğüm gibi onları da öldürdüm. Yanımdaki erkeklere de haksızlık ettiğim zamanlar oldu. Benim gibi bir kadınla yaşamak, benim gibi mazisi, bu kadar zor şartlarda olan ve güçlüklerle, zorluklarla geçmiş bir kadınla yaşamak erkekler için de çok kolay olmasa gerek. Onlar da beni seçtiler ama yapacak bir şey yok. Keşke onlar da beni seçmeseydi. Keşke ben de onları seçmeseydim. Keşke. Keşke böyle olmasaydı. Ama oldu, yapacak hiçbir şey yok. Maalesef. O yüzden de hem kendimden ve hem onlardan özür dileyeceğim günü bekliyorum. O zamana kadar susacağım. Şekilde de noktalıyorsun evet. Yeşim. Peki bir kırmızı soruyla devam edeceğim. Şimdi diyorsun ki eve gidince suratımdaki maskeyi çıkarıp yatamam. Sevdiğim insanlara, eşime, dostuma o maskeyle gezemem. O yüzden ekranlarda da öyle olamadım. Çok güzel takabilirdim o maskeyi. Hiçbir şey yokmuş gibi sadece gülebilirdim. Bana sadece bu sorular sorulsun da diyebilirdim. Hakikaten bizle pazarlık yapmadığının da altını çizelim. Ne isterseniz sorunu da parantez içine alarak yeni türküden gelsin. Bu maskeli balo ve evet, onun sahte yüzleri öyle, diye sahte yüzleri. Sorumuz gelsin. Sanat camiasında başarılı olan herkes mi maskeli? Evet. Evet. Onu çözemiyorum. Neden böyle olduklarını. Belki itiraf ediyorlardır akşamları kendilerine. Yani aynada nasıl konuştuklarını çok merak ediyorum kendileriyle. Ya da her sabah uyandıklarında.
Mesela ben sürekli olarak kendime kızarım. Gece yatarken, sabah kalktığımda işte bunu da böyle yapmaman gerekirdi. Şunu da şöyle, bu sefer bunu böyle söyleme. Söyle işte gerçeği, sen de rahatla. Dök içindekini derim ama çoğunun çok maskeli olduğunu düşünüyorum. Zaten eğitimli olanlar çok fazla girmiyor bu işin içerisine. Ama bir gün bir bakıyorsunuz kendi ideolojisi farklı olduğu halde farklı yaşayan, çok önemli yurt dışında yaşayan bir insan dahi, bir sanatçı dahi bir gün buraya gelip ideolojilerini bir yere kaldırıp birilerinin karşısına gidip piyano çalabiliyor. Onun için evet, hepsinin korkuları ve endişeleri var. Ellerinde olan şeyi kaybetmekten çok korkuyorlar. Ben bizi şunlara benzetiyorum. Geçen Da Vinci'yi seyrettim. İnanılmaz bir diziydi. Baktığım zaman işte bir yerde saray var. O sarayın altında işte bir takım iş adamları var. Onun altında sanatçılar var. Soytarılar var. İşte ve halk var. Aslında en günahsız halk. Halk hiçbir şey bilmiyor. Onlara ne verirseniz onu gerçek zannediyor. Bir de soytarılar var. Hani kralın her canı sıkıldığında gidip onları eğlendiren tayfa. Şimdi ben bazı grupları ikiye ayırıyorum. Bazıları soytarı, bazıları sanatçı. Ama şu anda içinde bulunduğumuz ortamda herkes para ve güç adına maalesef çok büyük fedakarlıklar yapmayı göze almış durumda. Aksini iddia edemezler. Aksini iddia etseler o yaşadıkları evlerde ve o teknelere binemezler. O takıları takamazlar. Çünkü sanatçı aç yaşar. Sanatçı da aç ölür. Tartışılır diyelim. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Şimdi diyorsun ki ben konservatuarlı bir kadınım. Hı hı. Ben sahnede hala türkü ve sanat müziği söylemeyi seviyorum. Ama bunu söyleyebileceğim mekan yok. Eline CD'yi alıp arkana 3 dansçı koyup şarkı söylemek sadece kendini kandırmaktır. Biraz hı hı. önceki atıflarınla da aslında evet. örtüşüyor. Seni dinlemeye gelenleri kandırmaktır. Madem bu kadar girizgah yaptın, daha somut alalım senden. Soru gelsin. Müzikseverleri kandıran şarkıcılar kimlerdir? CD ile okuyan hepsi kandırıyor. Söyle yalancıları yeşil. Evet, yani şöyle. Şimdi bir şov dünyası var. Onlar da tabii ki olmalı. Güzel kızlar, yeni çıkanlar, işte dansçılarla beraber şov da yapmalılar. Ama ben bunu Hande Yener'le çok konuşmuştum. Hande Yener çok iyi bir şarkıcı. Gerçekten iyi bir yorumcudur. Bunu aynısını Sezen Aksu da ona söylemiş. Dedim ki burada şov yapıyorsun. Acayip şarkılar, eğlenceli, işte tek elektronik şarkılar da yapıyorsun. Fakat dedim bir gün eline mikrofonu alsan, simsiyah bir elbiseyle Bostancı Gösteri Merkezi'ne çıksan, arkanda sadece bir gitar, işte bir saksafon ya da bir şey olsa ve sen canlı sesinle bütün şarkılarını amplak söylesen ve insanlar senin sadece yorumunu dinlese, fena mı olurdu? O zaman şunu diyemez miydin? Hani tıpkı bir takım Avrupa'daki ya da dünyadaki diğer yönetmenlerin yaptığı gibi. İşte ben bu filmi yaptım ama bakın burada bu filmi de yaptım. Hani Oscar'ı da aldım bununla gibi. Sen bak bu şarkıları yaptım, dans ettim ama bakın aslında ben bunu da yapabiliyorum gibi diye bir soru sormuştum ona ve cevap vermemişti. CD ile okumak, bugün bunu herkes yapabilir. Şarkı söylemek zaten evrensel bir şey, müzik. Herkes de şarkı söylemelidir. Evinin içerisinde, orada burada. Ama ne olur evinin içerisinde. Yani benim yeğenim şöyle demişti erkek kardeşimin karısına. Sürekli evde şarkı söylüyordu. 5 yaşındayken bir gün demiş ki anne bu şarkıyı kim söylüyor? İşte şu bırak o söylesin demiş. Herkesin işini kendi işini yapması lazım. Ben senin işine soyunamam. Bu hadsizlik olur. Bana bunu öğrettiler. Biraz had bilelim yahu. Edep yahu. Biraz bilelim haddimizi. Peki. Yeşim benzer konudan devam edeceğim. Ben pek isim üzerinden gitmeyi düşünmüyordum ama madem sen isim verdin ben de isimlerle devam edeceğim. Diyorsun ki Bebek'te 3-5 tur atalım diye şarkılar yapmadık biz diyorsun. Biz onları zaten hit olarak da görmedik. Ben Şehrin Işıkları diye şarkı yaptım. Onu dinlesen bunu zaten dinlemezsin ve 90'lar defterini açıyorsun. Demek ki neymiş demişsin, ne varsa bizde var diye bir iddialı bir cümle kurmuşsun. Ama şimdi şarkısını isim vererek söylediğin kişi de Pırlanta adlı albümüyle altın plak kazanmış bir isim. Soru gelsin. Demet Akalın'ı başarısız mı buluyorsun? Yok, başarısız bulmuyorum. Ama neye göre, kime göre? Başarı göreceli bir kavram. Senin kriterlerine göre. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bir numaralı yapım şirketiyle çalışıyorsan
Ve o Türkiye'de çalıştığın bir numaralı yapım şirketi her konuda seni destekliyorsa ve YouTube'da işlerin nasıl yürüdüğünü ve bazı şeylerin parayla satın alındığını ve radyoların aranıp da bu şarkıyı ısrarla günde 10 kere çalacaksınız diyen bir yapımcınız varsa tabii altın plak alırsın. Tabii altın ödüller, pırlantalar alırsın. Yani bu bir başarı değildir. O zaman Le Mansam'ı nereye konumlandıracağız? Le Mansam başarısız bir kadın mı? O da başarılı ama pırlantalı bir albümü yok. Aslında böyle bakmak lazım. Ben başarıya ne kadar çok sattığına ya da ne kadar çok tık aldığına bakmıyorum. Ben başarı istikrardan gelir, öyle bakıyorum. 25 sene, 30 sene önce de Le Mansam dinleyenler, Zuhal Olcay dinleyenler halen dinliyorlar. 90'larda bizi dinleyenler yeni şeyler üretemedikleri için dönüp bizim şarkılarımızı tekrardan yapıp yeniden sunuyorlar. O zaman işte buna pek başarı demek doğru olmuyor. Bu eski defterleri karıştırmak oluyor. O yüzden başarılı bulmuyorum. Peki. Yeşim, kırmızı bir soruyla devam ediyorum. Keskin cümlelerim var. Diyorsun ki 2001'den bugüne dek bir tane doğru düzgün üretilmiş pop müzik şarkısı çıkmamıştır. Yazın çıkar, 3 ay sonra yoktur. Kimse hatırlamaz. Şimdi 2001'den beri deyince dile kolay bir 19 yıllık zamanı kapsayan bir analiz bu aslında. Dolayısıyla soru gelsin, bu arada çıkan şarkılara istinaden mesela bir Tarkan, mesela bir Sezen Aksu, onların üretimini beğenmiyor musun? Tarkan'ı ve Sezen Aksu'yu her zaman çok beğendim. Geçmişe dönüp bakıp da Tarkan'ın ve Sezen Aksu'nun yaptığı şarkılarla Tarkan'ın ve Sezen Aksu'nun bugün yaptığı şarkıları yan yana koyduğunuz zaman aradaki farkı görürsünüz. Ben asla onları başarısız adletmiyorum. Ne haddime ki bugün Sezen Aksu'yu şahane bir ozandır. Çok öğrenci yetiştirmiştir. Çok güzel şarkılar yapmıştır. Ama geçmişte daha iyisini yapıyorlardı. Ben bunu demek istiyorum. Ve o isimleri zaten o yüzden herkes onların kapısında yatıyor şu anda. Yani gidiyor ve bir gücü birleştirmeye çalışıyor. Ben bunu müttefik olarak görüyorum. Yani gidersin ve müttefiklerin vardır. Hemen sağdan soldan seni desteklerler. İyi şarkıya ihtiyacın var. Ne yaparsın? Birbirini ararsın. Tarkan'da var mı? Sezen'de var mı? Zaten başka da kalmadı. Kimden iyi şarkı alacaksın? Bak herkes Sezen'de. Herkes Sezen'in kapısında yatıyor. Neden? Çünkü Sezen olduğu zaman ayrı bir saygı var. Ayrı bir hürmet var. Geçmişin ekmeği var. Geçmişin hatırı var. Kaybolan yılları okuduğunda verilen reaksiyonla bugün yaptığı bir şarkıya verilen reaksiyon çok farklı. Ateş Böceği diye bir şarkı yaptı. Bilir misin? Beni referansa alma. Ben çok sağlam bir dinleyici değilim. Evet, çünkü İzleyicilerimize dair bunu sorduğumuzda çok az insan biliyor. Şahane bir şarkı yaptı ama maalesef öne çıkamadı. Çünkü insanlar işte o bebekli 3-5 tur atalım o kadar takılmış ki nakaratı özlüyoruz. Nakaratı dinliyoruz çünkü artık tüketici bir toplumuz. Yani sürekli bir zap yapar gibi radyoları da öyle geçiyoruz. Ezberlemek için uğraşmıyoruz. Kolay olsun, hemen ezberleyelim gitsin. Çocukların diline pelesenk olsun. Zamanında Yonca da yaptı aboneyim diye. Şu anda aldılar aboneyi kavuruyorlar. O yüzden aslında değişen çok fazla bir şey yok ama kalite farkı. Peki, şimdi yine benzer bir konuyla devam etmek istiyorum. Sen Sezen Aksu'nun adını andığın için çağrıştırdı bu. Senin hayatını incelerken Ekşi Sözlük'te yaptığın bir röportajı da izledim. Orada sana bir soru yöneltildi. İşte Şebnem Ferah'a karşın Özlem Tekin'in önünü tıkadığı söyleniliyor. Doğru mu diye soruldu. Sen de çok net evet doğru dedin. Soru gelsin. Sezen Aksu Özlem Tekin'in önünü nasıl kesti? Şimdi benim birebir yaşadığım ve gördüğüm bir şey değil bu. Ama o dönem ben Hakan Uzan'la evliydim. Ve Kral TV'de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor herkesten çok daha iyi biliyordum. Şu anda kapandığı için söylüyorum. Raksiye'de bir grup vardı. Raks grupta da baktığınızda işte Şebnem Ferah, daha doğrusu Özlem Tekin onların ilk solistiydi. Onların bir grubu vardı. Şebnem gitar çalıyordu. Bir anda Özlem Tekin çok popülerken Şebnem Ferah çıktı. Şebnem Ferah, Özlem biraz daha marjinal bir kızdı. Daha marjinal yaşayan bir kızdı. Ama şahane bir sesti ve çok iyi şarkılar yapan bir kızdı. Bence halen öyle. Bir anda Şebnem'in daha raksta gözde olduğu haberi geldi. Şebnem'in daha çok itelenmesi gerektiği haberi geldi.
Bu gelen haberlerde birileri dolayısıyla, birileri vasıtasıyla geldi. Şimdi herkesin unuttuğu bir şey var. Ben bunları bir gece yatıp sabah kalkıp da söylemiyorum. Ben yanımda konuşulan ve müzik dünyasını elinde tutan insanların söylemlerinden yola çıkarak söylüyorum. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Ve Şebnem Ferah'ın rock müzikte şu anda star olmasını. Ben Şebnem Ferah'ı da çok beğenirim. Şarkılarını da çok severim. Gerçekten iyi bir şarkıcı olduğuna inanıyorum. Ama Özlem Tekin de en az onun kadar iyi ve başarılıdır. Soruyorum size, niçin Özlem Tekin yok da Şebnem Ferah var? Bana bunun cevabını veren zaten o cevabı da bulmuş olacak. Peki. Diyorsun ki ben doğulu gibi düşünüp batılı gibi yaşayabileceğimize inanmıyorum. Türkiye bunun için uygun bir yer değil. Bu özentilerin hiçbir yere varacağını düşünmüyorum. Kendi kültüründen çıkmamış müzikleri alıp altını süsleyip barlarda çaldır. Biz zamanında bunu yapmadık. Biz iyi ve kaliteli müzik yapıyorduk demişsin. Sen böyle deyince de benim tam tersi örnekler aklıma geldi. Doğudan, doğuyla işbirliği yapanlar. The Weeknd grubu. The Weeknd biliyorsun Nikhet Duru'nun Ben Yine Sana Vurgunum'un tınılarını aldı. Evet. Omar Süleyman'la Björk'ün işbirlikleri var. Selda evet. Bağcan'ın remixleri var vesaire. Evet. Dolayısıyla hani müziğin evrenselliğinde kim kimden aldı sorusunu işlerken soru gelsin. Hangi müzisyenleri özentilikle suçluyorsun? Şöyle söyleyeyim. Aslında orada özentilik olarak tam özenti olarak değil açayım. Bizde 90'dan 2000'e kadar müzik kendi içerisinde naif, güzel şarkılar olarak hayatımızdaydı. Ve Tarkan yurt dışına gitti. Mustafa Sandal yurt dışına gitti. Ve orada İngilizce albümler yapıldı. Ve bunlar başarısızlıkla sonuçlanıp buraya geldiler. Şimdi Gaye Su Akyol diye bir kız var. Ve bu kız şu anda Londra'da en önemli dergilerinden birine röportaj verdi. Ödül aldı, son derece başarılı. Bunu Türk sanat müziğiyle yaptı. Benim aslında orada anlatmak istediğim şuydu. Eğer kendimizden yola çıkarsak, kendi öz müziğimizden yola çıkarsak, Eurovision'a giderken de, yurt dışına giderken de, tıpkı Erkin Koray örneğinde, Selda Bağcan'ın örneğinde olduğu gibi, çok büyük evrensel bir başarı yakalayabiliriz demek istemiştim. Bu söylediğim Tarkan'ın İngilizce albümü, Mustafa Sandal'ın İngilizce albümü, Sertab'ın İngilizce. Sertab müthiş bir ses ama Türk ezgileriyle giderse insanlar onu dinleyecektir. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Yani sazımız, udumuz, işte neyimiz, ne varsa elimizde bunlarla oraya gidersek. Hani bir zamanlar Madonna'nın Mevlana'yı klibinde kullandığı gibi ve çok çok uzun yıllar önce. Yani biz niye kendi elimizdeki değerleri bir kenara itip de gidip alan Amerikalısının country müziğindeki alıp da blues dinlerim, caz dinlerime bu kadar çok söylüyoruz. Ben saz dinlerim diyemiyor muyuz? Neden küçümsüyoruz? Ben aslında buna atıfta bulunmak istemiştim. Peki Yeşim, türkülerimizin özgül ağırlığına istinaden bir Aşık Veysel'in de, Rumi Son'un da, bir Neşet Ertaş'ın da evrensel boyuttaki evet. yerini irdelemişsin anladığım kadarıyla. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyorum. Diyorsun ki 2000'den sonra bir süreç var. Korkunç sanıyorum benzer süreci irdelediğin cümleler. Ülke adına da, bizim müzik dünyası adına da çok acayip bir süreç başladı. 1940'larda da Adnan Menderes zamanında böyle bir sürecin başladığını, yarı çıplak soyunan ve sesi olmadan şarkıcıyım diyen genç kadınların müzik dünyasında var olmaya başladığının altını çizmişsin. Zehir gibi bir şeydi. 2000'den sonra böyle bir şey oldu demişsin. Direkt soru gelsin. Müzik dünyasındaki bu dejenerasyonun sebebi sence alaylılar mı? Hayır. Hem alaylı hem de okumuş olabilirsin. Öyle düşünmüyorum. Müzik dünyasındaki bu dejenerasyonun sebebi yapımcılar. Eskiden de bu böyleydi. Şimdi öyle bir denge var ki televizyon programları için de geçerli bence. Yukarıda bir denge var ve işte o yukarıdaki insanların yanında çalışan insanlar onların önüne bir şeyler sunuyorlar. Ve maalesef, kusura bakmasın, patronları karıştıracağım bu işin için çünkü bildiğim için o dönemden. Onlar da doğru zannediyor bunu. Hadi böyle yapalım diyorlar. Hayır, böyle bir dünya yok. Bunu araştırıp sormanız gerekiyor sizin. Yapım şirketleri de, Türkiye'de 4 tane büyük yapım şirketi var şu anda. Ve bu 4 yapım şirketi kimi isterse onu alıyor ve ona albüm yapıyor. Kapısına giden herkese.
Ve diyorlar ki çok satar, çok sattırırım. Gerçekten de sattırıyorlar. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Nasıl bir beşeri ilişkiyle dönüyor bilmiyorum. Ben de YouTube'a klibimi yüklüyorum. Benim klibim 200 binde ama organik. Ama diğerleri 80 milyon ülkede bir bakıyorsunuz bir anda 100 milyon falan seyredilmiş. Yani bir seyreden bir daha girip seyrediyor demek ki. Böyle bir ülkede, bizim ülkemizde böyle bir kültür yok ki. Biz o şarkıyı bir kere dinleriz. Eğer satın alma gücümüz de varsa alırız. Şimdi bakıyorsun sosyal medyayı kullanan kitleye %10 bile değil, %8, %9. Bunların kaçı okuma yazma biliyor? Geriye bakıyorsun. Kaçı bilgisayarı doğru kullanabiliyor? Önündeki laptopu kullanabiliyor ya da sosyal medyayı kullanabiliyor? Bu da tartışılacak bir şeyken, insanların geçim derdi bu kadar fazlayken, öğrencilerin bu kadar derdi varken, herkes işi gücü bıraktı da bu şarkıları mı indiriyor? Ve her çıkan şarkı nedense bir haftada 4 milyon oluyor. Şimdi bu yapımcıları söylüyorum ben. Türkiye'ye çok büyük kötülük yaptılar. Bu 4 büyük yapımcı. Ek 30 saniye süre veriyorum. Ve bu 4 büyük yapımcı nedense iyi sesleri alıp da onlara albüm yapmak yerine çok daha işi kolayına kaçtılar. Ellerinin altındakileri veya sıfırdan hani sözlerini geçirebilecekleri insanları aldılar ve bunları 100 milyon, 200 milyon tıklattılar. Ve başımıza sanatçı, şarkıcı diye çıkarttılar. Ve bu yapımcılar bu dünyada da öbür dünyada da yanacak. Tek bildiğim bu. Peki, buradan da devam edelim. Şimdi müzik piyasasının dinamiklerine değinelim. Çünkü sen un kapanı dinamiklerini çok iyi biliyorsun. Evet. O dönemle kıyaslıyorsun. Mecra değişti. Sosyal medya girdi hayatımıza. Kaç albüm satın alındıdan şimdi kaç tık aldıya evrildik. Sen bu dengeleri gözetirken kendini nasıl yeniledin? Bugünü nabzını nasıl tutuyorsun? Soru gelsin. Gençler Yeşim Salkım'ı tanıyor mu? Yeni yeni başladılar tanımaya. Bir de şöyle bir şey var. Gençlerde para yok zaten. O yüzden çok fazla da tanımasınlar bence. Ben her zaman şunu savunuyorum. Gençlerin biraz daha iyi ve kaliteli müzik dinlemesi gerekiyor. Bunun da seçimlerini kendileri yapmaları gerekiyor. Maalesef 2000 yılından bugüne kadar baktığımızda böyle bir seçim şansı onlara tanınmadı. Çünkü iyi şey verilmedi. Reklam üzerine kurulu bir sektörün içerisindeyiz biz. Ve öyle bir tanıtımın içerisine giriyorlar ki bugün aynı anda saat 14'te şu insanın şarkısı yayında dediklerinde 25-30 radyo birden giriyor o şarkıyı. Ve aynı anda giriyorlar. Ondan sonra da her 3 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada bir giriyorlar. Ve bunu yapımcılar yapıyor. Zamanında ben Kral TV sahibiyken, ben onun sahibiydim. Kendi klibimi yayınladığımda bana kızdılar. Ama ben şarkıcıyım, öğretmen değilim ki. Klibim orada dönmek zorundaydı. Bir tane müzik kanalı vardı. Başka da müzik kanalı yoktu. Ama klibimin orada dönmesi dahi bazı kesimi rahatsız etti. Gazetecileri, herhangi birilerini rahatsız etti. Neden rahatsız etti? O kanalın sahibiydim ben. Ben evliydim o adamla. İnsanlar benim evli olduğumu unuttular. Ve benim klibimin orada dönmesi herkesi rahatsız etti. Peki şimdi soruyorum. Nasıl oluyor da siz bu 4 büyük yapımcı ta tepelere çıkarak neler vaat ediyorsunuz da sanatçılarınızı her gün burada 10 kere döndürebiliyorsunuz? Sizin vaat ettikleriniz nelerdir acaba? Ya da size ne vaat ediyorlar? Bunu sorguluyorum işte ben. O yüzden bu soruları soruyorum. Gençler beni tanımıyor. Tanısalar emin ol çok sevecekler. Çünkü doğruları söylüyorum. Bilmeleri gerekenleri söylüyorum. Peki Yeşim. Şimdi Yeşim, programımızın başında seni Jeanne d'Arc'a benzettim. Evet. Saç kesiminle ve o hep mücadeleci duruşunla. Hı hı. Fakat bu mücadelede bazen dilin çok keskinleşiyor, çok sivrileşiyor, evet, eleştirilerinde. Ve de dedim ki ya bu mücadelenin bir ikinci kazancı da var Yeşim'e. O mücadeleye girdikçe aslında bir taraftan da mikrofonlar, spot ışıkları da sana dönüyor. Hı hı. Dolayısıyla tıpkı Luc Besson'un Jeanne d'Arc filminin son sahnesindeki Dustin Hoffman'daki gibi aynı soruyu sormak istiyorum. Acaba Yeşim Salkım, soru gelsin. Bu savaşın ne kadarını egosu için, ne kadarını müzik için veriyor? Yarı yarıya. Çünkü sadece müzik için veriyorum dersem kendimi kandırmış olurum.
Çünkü egolarım da var tabii, insanım ben ve kendime bir ispat içerisindeyim, bir çaba içerisindeyim. Sanki o kaybettiğim yılları böyle de kapatabilirim derdinde de olabilirim biraz. Evet, egolarım da var. Egom için de yapıyorum bu savaşı. Ama emin ol %50'si de müzik için. Biraz da tabii ki o dönem o kadar çok haksızlıkla mücadele etmek zorunda kaldım ve konuşamadım ki çok sessiz çığlıklarım oldu. Fakat duyuramadım onu. Şimdi galiba öyle rahat duyurabiliyorum ki kendime ait bir platform var. Kendi sosyal medyam var. Kendi magazinim var. İstersem orada bir anda her şeyi değiştirebiliyorum. Ve diyorum ki işte bir zamanlar o ezdiğiniz ve gerçekleri duymak istemediğiniz kadının artık kendi sosyal medyası var. Ve yaptığım her konuşma 1 milyona gidiyor. Ve gerçek. Gerçekten. Sahte tıklanmadan gidiyor ve bence bu çok güzel bir şey. İşte burada benim egom o kadar rahatlıyor ki kendim çok iyi hissediyorum. Ve galiba işin güzel tarafı da bu. Evet, ben bir insanım. Egolarımla yaşıyorum. Herkes gibi. Herkes gibi. Ama amacımın da iyi olduğunu bilerek kendimi orada telkin ediyorum. En azından diyorum ki sen bir amaca hizmet ederek yapıyorsun bunu. Peki amacı olmadan yapanlara ne diyeceğiz? Doğruları konuşamayan, dilinin ucuna geldiğinde gözleri başka bir şey söylerken dili başka bir şey söyleyenleri ne yapacağız diyorum. Hiç olmazsa doğruları söylüyorsun diyorum. Rahat ol. Peki Yeşim. Şimdi sırada kırmızı bir soru var. Oh. Ben bu gece çok rahat uyurum herhalde. Maratondasın şu an. Şimdi diyorsun ki sadece kadınlar tarafından değil, elimi kolumu açtığım, çevremde destek olduğum, bu meslekte destek verdiğim birçok kişi tarafından ihanete uğradım. Şu cümlen de çok vurucu. Benim düşmanlarım aslında dışarıdan değildi, tanıdığım insanlardı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var diyorsun. Geçmişi değerlendirirken de işte Kral Müzik dönemindeki o ne olursa olsun o güçten aydınlanmanı ve oradaki kudretini anlatan dönemlerine de büyük bir samimiyetle masaya yatırıyorsun. Bu kadar çok düşman edinirken haliyle etki tepki mi oldu diye insanın da aklına soru geliyor. Soru gelsin. Acaba Yeşim Salkım da insanın canını yakmış olabilir mi? Olabilir. Yakmışımdır. Bilmeden yapmış olabilirim. Bilerek bir kişinin canını yakmak çok istedim. Çok istedim. Ama sadece klibini döndürtmedim. O kadar. Yani can yakmak kime göre, neye göre? Bilerek gerçekten bilerek can yakmadım. Yakmış olabilirim. Sadece klip döndürmediğimi biliyorum. O da bir kişidir. Her İsim zaman. Vermek ister misin Yeşim? Gülben Ergen. Gülben Ergen'in klibini döndürtmedim. Çünkü piyasaya çok yeni çıkmıştı. Ve o dönem inanılmaz bir sansasyonel hayattan gelmişti ve şarkıcı değildi. Daha önce bana gelmişti, bana albüm yapar mısın diye. Ben yapmamıştım ve onu Ayşe Ersay'ına, rahmetli Ayşe Ersay'ına yönlendirmiştim. Sonra bir gün seyahatten döndüğümde Kral TV'yi açtım ve Top 20'de bir anda 6. 7. sırada bir klip gördüm. Ve şöyle dedim. Hani tanırsın ya yanındaki adamı. Benim en büyük handikapım da buydu galiba. Nasıl oluyor da bu kadar insan bu top 20'ye giremezken, size para ödemesi gerekirken bu insan burada şarkısını döndürebiliyor diye sorguladım. Ve açıp eşime sordum. O da dedi ki o zamanlar Fatih Çekirge vardı, gazeteci. Ondan rica etmiş dedi. Ama yıllar sonraki itirafında ben yayınlattım dedi. Ve o klibi kaldırıyorsun dedi. Bunun sebebi de çok başkaydı. Onu binaenaleyh daha sonra anlatırım. Vaktim var. Ek süre veriyorum. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Çünkü o zaman eşime demiştim ki Türkiye'ye döndüğümüzde senin Gülben Ergen'le bir şeyini duyarsam seni boşayacağım. Demiştim. Bir dakikan daha. Ve geldim, Kral TV'yi açtım, onu listede gördüm.
2099 yılıydı. Listede gördüm, açtım, dedim ki ben sana böyle bir şey söylemiştim ama galiba pek anlaşılmadı söylediğim dedim. Bir arkadaşımızdan rica etmiş dedi, Fatih Çekirge'den rica etmiş. O dönemin çalışanları zaten bunu çok iyi biliyorlar. Star'da çalışan herkes bunu biliyor. Emin ol, Kral'da çalışan da herkes biliyor. Ve söyledim, kaldırıyorsun bu klibi dedim. Peki dedi ve kaldırdım. Hayatım boyunca tek bir insan için bunu yaptım. Onun haricinde hiç kimse, hiç kimseyi orada yasakladım. Çünkü zaten ben yasaklıydım. Ve benim yasaklı olduğum yerde bir tek eşime nazım geçebileceği bir konuda, hatta kavga etmek pahasına olsa kavga ederek bunu yaptıracaktım. Biliyordum yani ve yaptım. Peki. Şimdi sen adını burada zikrettiğin için ben daha çok kavramsal gitmek istiyordum. Hı hı. Ama adını zikrettiğin için buradan devam etmek istiyorum. Senin arşivlerini tararken bir taraftan da diyorsun ki Gülben mesleğinde çok başarılı bir kadın. Onun kadar titiz çalışan, bu kadar özenli şarkılar seçen ve gerçekten onu yerine ulaştıran ve bir dakika durmayan çok nadir insan var Türkiye'de. Beğenmiyor, sevmiyor olabilirsin ama başarısını alkışlamak zorundasın. Yapabileceğin bir şey yok. Kenan Erçetin Göz'ün Yüz Yüze programında 2013 hı hı. yılında zikrettiğin sözler bunlar. Hı hı. Bu cümlelerine istinaden soru gelsin. Gülben Ergen'in başarılarını alkışlıyor musun Yeşim? Birkaç sene öncesine kadar alkışlıyordum. Ama birkaç sene önce bu başarılara nasıl sahip olduğunu bizzat öğrenince artık alkışlamayı bıraktım. Evet, alkışlıyordum. Çünkü şöyle diyordum, yani bu bir azimle çalışmak da olması gerekiyor diyordum. Yani iyi şarkıları bulmak için iyi yapımcılarla çalışmak, iyi müzisyenlerle çalışmak. Ama şöyle olmamalı, mesela Hülya Avşar işte bir müzik adamıyla çalışırken gidip onun müzisyenini elinden alıp onu zapt ederek olmaz o işler. Bütün bazı şeyleri öğrendikten sonra özellikle Şehrazat'la yaptığım sohbetlerde, ki Şehrazat'ın Gülben Ergen'in hayatındaki yeri yadsınamaz. Çok çok önemli bir yere sahip. Sezen Aksu'yla bir araya getiren kadın, ki Şehrazat'ın hepimizin hayatında çok çok önemli yeri var. Çok önemli bir kadın o gerçekten. Çok güzel şarkılar yapmış. Bir de dost bir kadın. Birkaç sene öncesine kadar alkışlıyordum. Ama son 5 senedir alkışlamıyorum. Görmezden geliyorum. Çünkü köşe yazarlığını dahi nasıl aldığını öğrendikten sonra Göztepe Ticaret Sitesi'ni dahi bitirememiş bir kadını Hürriyet gibi kocaman bir gazeteye köşe yazarı yaparsanız bu ülkedeki üniversitede radyo televizyon okuyan, gazetecilik okuyan herkes aç geziyor. Ben bunu sorgularım. Benim gibi de çok insanın sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Senin mesleğini birdenbire gelip de birisi yapmaya kalkarsa bunu da sorgular. Sorgulanmalı diye düşünüyorum. Çünkü çay bile demlendikçe güzeldir. Sizler şimdi çok daha güzelsiniz. Ama bu işe en ilk başta başlayan insanlara saygı duymak gerekiyor biraz daha. Birdenbire olmuyor bazı şeyler. Ben bugün gazeteci olmaya karar veremem. Hiç kimse de gelip de hadi bakalım Yeşim'e tek süre veriyorum. Bunu yazdıralım dediklerinde ben haddimi bilirim. Hürriyet gazetesi gibi bir gazetede editörünüzün yaptığı röportajlarla röportaj yapıyorsanız bu bir başarı değildir. Ve ben bunu alkışlamam. Eğer bir kitap çıkartıp gene Doğan grubundan çıkıyorsa her şey, bakarsan tırnak içerisinde, kitap Doğan grubundan, gazete Doğan grubu, işte yayın yapmak Doğan grubu, her şey Doğan grubundan oluyorsa, müzik dahil, ben bunu sorgularım. Ve derim ki bunun altında bir şey yatıyor. Sorguladığınızda da ve insanlarla konuştuğunuzda da eğer o kitabı dahi editörünüz yazmışsa ve yazan kişiyle de tanışıp bir kahve içmişseniz sorgularım. Dolayısıyla hiçbir başarısı olduğunu düşünmüyorum üç evladından başka. Peki Yeşim. Bir sonraki soruyla devam edeceğim. Sorumuz yine kırmızı. Şimdi geniş açılı bir kadınsın. Hı. Şarkılarını dinlediğimde
bir zarafet, bir aşk kadını, duygu dolu, katman katman. Röportajlarını dinlediğimde şimdi karşımdaki kadın son derece sakin, kendini güzel ifade eden. Ama diyorum ki ben kaç gündür hangi röportajları izledim, acaba bu yaşım aynı yaşım mı diye. Çünkü bir taraftan da Hilal Cebeci ile bir münakaşam var. Maalesef. Üzülerek altını çiziyorum. Maalesef. İşte o mikrofonu senin ağzına sokarımlar. Evet, özür dileyerek hatırlatıyorum. Bazı magazin gazetecileri için kullandığın sıfatlar burada imtina ediyorum. Yine kavramsal gidelim. Fakat hakikaten sinirlenince, eleştirirken biraz fazla köşeli olabiliyor kullandığın dil. Buna çok istinaden çok soru gelsin. Yeşimcim, öfke kontrol problemin mi var? Evet. Şöyle söyleyeyim. Çok 15 senedir öfke kontrol problemim var ve bunun için tedavi görüyorum. Ama dilimle alakalı tabii. Yani evde kırmak, dökmek ya da herhangi bir canlıya zarar vermek asla beni tanıyan insanlar çok iyi bilirler. O kadar çok sustum ki. O kadar çok şey biliyorum ki ve o kadar yutkundum ki. Artık yutkunamıyorum. Artık susamıyorum. Artık bütün bu etrafımdaki sahtelikleri görmekten gözlerim kanadı. Duymak istemiyorum, görmek istemiyorum. Öyle bir şey istiyorum ki gerçekten her şey yıkılsa ve yeniden her şey inşa edilse ve tertemiz olsa. Herkes hak ettiği yerde olsa. Sunucusu sunuculuğunu yapabilse, gazetecisi gazeteciliğini yapabilse, şarkıcısı şarkısını söyleyebilse, yönetmeni filmini çekebilse, fotoğraf sanatçısı fotoğraflarını çekebilse, ressamı resmini yapabilse, çocuklar gülebilse, gerçek olabilse her şey. Ve bu bir ödül törenine gittim ben. Bizi artık yılın annesi seçmekten vazgeçseler, ben yılın annesi falan değilim. Beni hangi hadle yılın annesi seçiyorsunuz dedim. Bundan vazgeçseler artık. Yani her şey yıkılsa, tertemiz olsa ve yeniden her şey iyi olsa. Çünkü çok kirlettiler. Jüride çok kirlettiler. Artık yeter. Her şeyiyle kirlendi Türkiye. Artık temizlenmemiz, dünya kirlendi. Artık temizlenmemiz gerekiyor. Ve ben o kadar çok sustum ki artık susmak istemiyorum. Birilerinin de bir şeyler demesi gerekiyor. En azından çocuklarımız için. Yani önümüzdeki gelecek için. Peki. Thomas More'un Ütopyası geldi aklıma. Tertemiz yeni bir sayfaya değerlerin yeniden yapılandırıldığı, herkesin gerçek olduğu bir dünyaya uyanmak istiyorsun. Evet. Ben de hangimiz istemiyor ki çok diyorum. İstiyorum. Hele de bu koşullar altında bir de koronavirüsle mücadele edip bütün kodları aslında okurken umarım bundan da çok büyük bir farkındalık çıkarabiliriz. Bir sonraki soruyla devam etmek istiyorum. 2013'te yine katıldığın bir programda diyorsun ki ben geçmişimle vedalaştım. Benim için sadece gelecek var. Arkamı dönüp 100 metre engeli koşamam. Hı-hı. Çok sevdiğim bir eşim var. Hakan Eratik'ten bahsediyorsun o dönem. Geleceğimi, geçmişi düşünerek kirletemem. Buna hakkım yok. Ben unutacağım ki karşımdaki de unutsun demişsin. Yani burada hakikaten bir tekamül süreci, bir vakıf olmak, kabullenmek, affetmek bu cümlelerin aslında içinde hepsini barındırıyor. Fakat sonra ne oluyorsa yeşim salkı bir daha öfkeleniyor, bir daha patlıyor, bir daha dilinin kemiği olmuyor. ve ister istemez insan soruyor bu mücadele kimle? Soru gelsin, yeşim salkım aslında kendisine mi öfkeli? Hayır, hiç kendime öfkeli değilim. Tam tersi. Evliyim, bir programa katılıyorum. Eski eşim fotoğraflarını koyuyorlar. Ve benim o sırada eşim seyrediyor. Ve rica ediyorum. Diyorum ki ben şu anda evliyim ve bir çocuğum var. Bu fotoğrafın burada işi ne? Ya da bu soruyu lütfen geçelim, sormayın. Çünkü evliyim şu anda. Bak şu anda bekarım. İstediğin soruyu çok rahatlıkla cevaplayabiliyorum. Ama o zaman evliyim. Eşim var, eşimin ailesi var, benim ailem, çocuklarımız oturmuş beni seyrediyorlar. Ve karşımdaki kadın ya da erkek o kadar can acıtarak sorular sormaya çalışıyor ki ister istemez susamıyorum. Ve diyorum ki yapma bunu. Yani bu ülkede ilk 5 kere evlenen ben değilim. Sezen Aksu 4 kere evlendi. Yani say say bitmez. Tiyatrocu ve oyuncuların içerisinde o kadar çok evlenip boşanan insan var ki her seferinde kendimi hep şöyle gördüm.
kendinden yaşça küçük erkeklerle evlenen insanlar da var. Bir gün bunu böyle yazmazken ben ufacık bir şey yaptığımda üstüne basarak ve bilerek yazan bir medya var. Onlar beni delirtmek için uğraşıyorlar işte. Yani aslında ben gerçekten kendime öfkeli değilim. Ben ama bu medyaya çok öfkeliyim. Gerçekten çok öfkeliyim. Hayır, bana gelince mi dördüncü ya da beşinci evliliğini yapıyor bu kadar kolay da? X tırnak içerisinde Ajda Pekkan'a gelince niye yazamıyorsunuz? Ya da Sezen Aksu'ya neden yazamıyorsunuz? Bunun için bu kadar endişeliyim. Ve bu kadar kızıyorum bu medyaya. Hep bana mı yazıyorsunuz bunu? Ya da Gülben Ergen'e. Ne oluyor? 6 ay geçiyor. Her şey bitiyor mu 3 kare fotoğraftan sonra? Ama bende hala eskileri koyup kaldırıyorsunuz. Ama diğerlerinde... Peki Yeşim. Şimdi aslında bir taraftan evliliği masaya yatırırken yine Osho'dan alıntıyla diyorsun ki biyolojik ritmine insanların uymadığını da düşünüyorum. Bu kurum yeniden yapılandırılmalı ve kurumu sorguluyorsun. Ama merak ediyoruz, acaba yine aşık olursan, soru gelsin. Aşık olursa acaba Yeşim Salkım 6. kez evlenir mi? Evlenmem. Artık evlenmem. Evliliği düşünmüyorum. Yani gerçekten denedim. Ama başarı, ama başarısızlık, hep söylediğim gibi. Çok göreceli. Bu artık benim kendi içsel bir yolculuğum. Belki zaman zaman bunu düşününce ağlıyorum. Belki zaman zaman gülüyorum. İşte şarkılar dinliyorum. Bir sabah uyanıyorum, ağlıyorum. Bir sabah diyorum ki keşke böyle olmasaydı diyorum. Evet, çok çok dolu bir geçmiş var burada, bu tarafta. Ama sorumlu olduğumda çok güzel 9 yaşında bir kız evladım var. İşte evlenmiş bir kız evladım var. Onların mutluluğu artık çok çok daha önde benim için. Aşık olabilirim. Aşk güzeldir. Her yaşta güzeldir aşk. Gezebilirim, eğlenebilirim. Bir yol arkadaşım olabilir, bir dostum olabilir bu hayatta. Ama evlilik artık bana çok çok uzak. Düşünmüyorum, hiç düşünmüyorum. Yani aklımın hiç ucundan geçmiyor böyle bir şey. 5 sene bitti eşimden ayrılalı. 6 senenin içerisindeyim. Hayatıma kimseyi de almadım. Şu anda bir ufak bir flört halindeyim. Ama deniyorum diyeyim en azından. Çünkü bilmiyorum ya nasıl olacağını. Fakat şunu fark ettim. Ben yalnızlığımı çok seviyorum. Ben böyle iyiyim. Benim dengemi bozmasınlar. Benim kıymetli yalnızlığım. Evet, diyorsun. Benim kıymetli yalnızlığım. Peki, şimdi aldatmalardan konu açılınca senin hayatında da... kavramsal olarak yer edinmiş bir konu aldatmak. Evet. Tabii ki senin de bu konuda açıklamaların olmuş. Demişsin ki seni vuran hemcinsin. Erkek zaten avcıdır. Çıkar sokakta avlanır. Kadın evindedir, mağarasındadır. O yüzden ben erkeklere beddua etmiyorum, kadınlara ediyorum demişsin. Hı-hı. Şimdi bu söylemler bana çok ataerkil düşüncenin tortusu gibi geldi. Aldatma eğer bir suçsa, hı-hı, günahsa, erkeğin elini yıkatan, bütün işin vebalini kadına yükleyen, hı hı, ve bütün bedduayı da kadına etmeye hak gören bir söylem gibi geldi. Ama senin kadın dostu, hı hı, tutumunla, kadın hakları, kadın yandaşı, o kız kardeşlik hukukuna yaraşır tutumunla da birazcık çelişkili buldum açıkçası. Dolayısıyla sormak istiyorum. Soru gelsin. Aldatmanın tek suçlusu kadınlar mıdır? Hayır. Aslında orada biraz eksik var. Öyle dememiştim. Şimdi biz her sene ölen kadınlarımıza, tecavüze uğramış, cinsel istismara uğramış kadın çoluk çocuğumuzu savunmak için uğraşıyoruz. Ve Dünya Kadınlar Günü geldiği zaman da elimizde pankartlarla, yazılarımızla, işte çektiğimiz ufak tefek filmlerle, videolarla bunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Aslında benim orada anlatmak istediğim şu idi. Türk halkının anlayacağı dilde anlatmaya çalıştım. Bizim Türk insanına hepsi eğitimli değil. Ve eğitimli olmadıkları için de eğitimli cümleler kurduğun zaman seni anlamak istemiyorlar. Daha doğrusu anlayamıyorlar, zorlanıyorlar ve gidiyorlar. Hangi ana fikri güzel cümlelerle anlatamadın? Aslında şuydu. Kadın evinin içerisinde namuslu bir şekilde, hani tırnak içerisinde namus kavramı hep kadına veriliyor ya, namuslu bir şekilde oturmaya mahkum edilmiş. Erkek de işte gider dışarıda avlanır, yemeğini alır ve gene yuvasına döner.
bunu namussuzca yapar demek istemedim ben. O gider işte avlanır ve gelir. Evinde bekleyen bir kadın vardır, çocuğu vardır, onlara yemek getirir. Tamam, bu şimdi çok basit bir hikaye. Şimdi bu evde oturan kadın, şimdiki zamana baktığımızda, eğer üst kattaki komşusunun kocasıyla eşi dışarı çıktığında kahve içiyorsa bu olmuyor. Bakınız Müge Anlı. Şimdi biraz Müge Anlı'yı seyrettiği zaman aslında kadının eğitimsizliğinden ne kadar çok yanlış yaptığını görebiliyoruz. Ama erkek için de olmuyor. Yeşim, burada olmamasını tabii ki biz de onaylamıyoruz, evet, ama sadece bedduayı kadına göndermek ne kadar evladım. Ben bu durumda aynı derecede o yukarıdaki beyefendi de suçlu değil mi? Eğer tabii bu ki bir ahlaki standartsa ve biz bunu yargılama hakkını kendimizde görüyorsak. Tabii ki. Şimdi şöyle ama ben kadınım ya, herkes kendinden sorumlu. Ben kadınlar adına konuşuyorum. Erkekler adına ama erkekler konuşacak. Adına... Erkekleri kayırarak konuşuyorsun. Erkekleri kayırarak konuşmuyorum. Beddua kadına yapıyorsun. Beddua ettim demedim, asla öyle bir şey söylemem. Sadece o kadına şunu sormak isterim dedim. Sen bunu yaptığın zaman önünde duran kız çocuğu veya o yukarıdaki kadın üzülüyor. Sence bunu yapmalı mısın? Çünkü biz kendi kararlarımızı kendimiz alan bireyler olmak zorundayız. Ben karşımdaki adamın kararlarından sorumlu değilim. Ben kendimden sorumluyum. İşte Yeşim, burada bu kadar namus cinayeti ibaresiyle bir sürü şeye bunlar malzeme olurken ben erkeklerin de aynı derecede bu ahlaki standartlardan sorumlu tutulması hissiyatıyla aynen bu öyle kavramı sizin gibi değerli sanatçıların erkeğe de biraz spot ışıklarını çevirmesi hissiyatıyla sonuna masaya kadar yatırdım. Buna katılıyorum. Ben erkek ve kadının eşit aynı şartlarda insan olduğunu, erkeğin de egolarının, kadının da egolarının eşit olduğunu, cinselliğin her iki tarafa verilmiş 30 olduğunu. 30 saniye daha veriyorum. Ve burada erkek yaparken suçsuzdur, burada kadın suçludur asla demiyorum. Kadın da yapmamalıdır, erkek de yapmamalıdır dedim. Yani beddua ederim asla demedim. Orada bir herhalde bir yazılı bir şey o galiba. Ben datamdan çok eminim ama burada senin anlattıkların da çok kıymetli. Evet. Bana yanlış bilgi gelmez. Ha, tamam, yani çünkü beddua zaten etmem. Öyle şeyler benim kavramımda çok fazla yok. Kadın ve erkek ikisi de kendinden sorumludur. İki taraf da yapmayacak. Kadın da yapmayacak, erkek de. Benim için önemli olan bu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sen bir aşk kadınısın. Şarkıların aşkı anlattı. Burada aşkı, evliliği, gücü konuştuk. Dolayısıyla biraz klasik olacak ama sormadan da geçemeyeceğim. Şan, şöhret, güç derken soru gelsin. Sence aşk mı, para mı? Aşk. Aşk, aşk, her şeyin başı aşk. Yani çok acayip bir duygu ve her yaşta çok farklı yaşadığımı fark ediyorum. Mesela bakıyorum böyle 15'li yaşlarda yaşadığım aşka. Ay, böyle telefonun başında otururdum. Eskiden o telefonlar, kırmızı telefonlarımız vardı ya, bizi böyle dönen tuşlu. Ya acayip böyle günlerce ne zaman çalacak, ne zaman çalacak diye beklerdim. Oradaki yaşadığım aşkla 25 yaşındakine bakıyorum. Evet, gene çok güzel bir duygu ama biraz daha ayakların yere basıyor. Daha yere basıyor ayakların. 35'ten sonra canını eskisi kadar yakmayan aşkı tercih etmeye başlıyorsun. 45'ten sonra ise ya tamam, aşk güzel de aşığım ama bakalım burada dur. Çünkü benim de bir takım haklarım var demeyi öğreniyorsun. O zaman işte canın daha az yanıyor. Ama aşk, her şeye rağmen aşk. Ne olursa olsun aşkı tercih ettim. Hep aşkı tercih ettim. Hep de aşkı tercih edeceğim. Peki. Şaşırtmadın bizi bu cevabı. Peki, şimdi evet, sanatın kadar hep evlilik hikayelerinde konu oldu. Ben de burada sorularımda sordum ama bunları pas geçme şansım vardı. Bu benim özel hayatım deyip orada bana bir perde çekme şansım vardı. Magazincilere de, bana da, hayatında da. Bunlar malzeme edildi. Ama sen bunun ne kadar mücadelesini verdin? Bundan bir sekonder kazancın oldu mu? Ve nihayetinde soru gelsin, evlilik hikayelerin kariyerini gölgeledi mi? Tabii ki, çok gölgeledi. İşte zaten şimdi ben kariyerim ve kişiliğim arasında bir seçim yaptım. Benim bir kişiliğim ve kimliğim var, bundan vazgeçemiyorum.
Ne olursa olsun babamın hep bana nasihatıydı. Doğruyu söyle. Bizde yalan geçmiyordu evin içerisinde. Yalan kelimesini bilmiyorduk. Her zaman şuydu. Ne olursa olsun doğruyu söyle. Kariyerimi düşünseydim dediğim gibi o maskelerle yaşayıp bu soruları geçelim. Bunu şöyle soralım ya da bunu böyle yapalım mı tercih ederdim. Ama ben senin karşında da bir magazincinin karşısında da oturduğumda her zaman doğruyu söylemeyi, her zaman yaşadığımı, hatamı da günahımı da rahatlıkla ifade etmeyi seçtim ve söyledim. Çünkü zaten bunlar bir gün arşivlenecek ve bir gün benim önüme gelecek. Burada söylediğimle burada söylediğimin taban tabana zıt olmasını istemedim ben. Kariyerimi seçmedim. Ben insan olmayı seçtim. Çünkü her şeyden önce bir insanım. Ve böyle olmaktan da mutluyum. Evet, kariyerimde çok şey kaybettim ama ölürken de kariyerle ölmüyoruz. Uyurken de kariyere sarılıp uyuyamayacağız sonuçta. Dolayısıyla da bir insan olmayı seçtim. Yani böyle iyi. Eve gidince soyunup dökülüp yeşim olmak, makyajsız Instagram'da fotoğraflar çekmek. Ara sıra tabii biraz filtre kullanıyoruz. Artık o kadar da kusura bakmasınlar. Çünkü yani bu o kadar da özgüvenli değilim yani. Ben de bir kadınım ve o kadar özgüvenli değilim. Ama işte yemek yapmak, ne bileyim sevdiğinin senin saçını okşaması, onunla beraber film seyretmek. Bence bunlar çok kıymetli şeyler. Varsın kariyerimden olayım. Ne olacak ki yani? Alt tarafı bir kariyer. Peki. Devam edeceğiz. Sorularımız çok fazla olduğu için. Evet. Kartları arasında tekrar sıradaki sorumu bulmak istiyorum ve buluyorum. Yeşimciğim. Şimdi. İlk 3 albümün 2,5 milyona yakın satmış. Evet. 1994'te Hiç Keyfim Yok. 1995-96 Ferman. 98-99'da ise Yoktan Geliyorum. Değil mi? Evet. Sanat müziği albümü de yaptın yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Sonra bir kendin de duraklama dönemi olarak adlandırmışsın. Osmanlı İmparatorluğu aynen. gibi duraklama dönemine girdim diyorsun. Tabii bunları deyince şu sözlerin aklıma geldi. Diyorsun ki şarkıları çok engellenmiş bir kadınım. Her şey patronların elinde bu ülkede. Benim de patronlarla beşeri bir ilişkim olmadı. Yani ben evliydim patronla Hı-hı. diye de esprini yapmışsın. Hı-hı. Ama biz de merak ettik. Peki. Soru gelsin. Müzik kariyerine kimler taş koydu? Ya aslında ben yaptım işte. Hep diyorum ya ben yaptım. Yani ben gidip de o adamla evleneceğime sevgili kalsaydım bugün benim müzik kariyerime hiç kimse taş koyamazdı. Her şeyin başı orada başlıyor şimdi. Hı-hı. Gerçekten. Eğer o evliliği yapmamış olsaydım sevgili olarak yani diğerleri gibi yapsaydım ben de. Sevgili olsaydım bugün aslında hiç bunları konuşmuyor olacaktı. Öncelikle ben yaptım orada o kararı vererek. Sonrasında da tabii ülkeden gitmek, evli olduğun insanın ülke şartlarında yaşadığı, hükümetle yaşadığı problemler sonrasında gitmesi, buraya dönmek, burada evli olmak. Fakat tırnak içerisinde söylüyorum, TMSF ile çok uğraştığım bir sürece girdim, mahkemeler, avukatlar. Ve her şeyimi kaybettim. Maddi ve manevi çok büyük bir çöküşe geçtim. Bana ait olanı dahi aldılar. Defalarca mahkemeleri kazanmış olmama rağmen geri alamadım. Şimdi bütün bu süreçler olurken iyi şarkı yapmak istediğinde para lazım. Yapımcılara gidiyorsun. Yapımcılar, bizde şöyle bir kavram var. Ya dur şimdi güç bende ya. Şimdi eskiden de tanıyorum. Fikret Şeneş bir gün bana şöyle bir şey söylemişti. Rahmetli nur içinde yatsın. Çok sevdiğim bir ablamdır benim. Hiç kimse borçlusunu sevmez bu hayatta dedi. Ve bana borçlu olan insanların karşısına oturduğumda benden çok güzel intikam aldılar. O yüzden olmadı. Beceremedim yani. Çok insanı borçlu bırakmışım kendime. Çok, çok insanı. O yüzden şimdi işte sıra bizde dediler. Neden dediklerini de bilmiyorum. Ama bir daha kimseyi borçlu bırakmak istemiyorum. O yüzden de yalnızlığı seçiyorum. Evet. Evet. Bütün bu devinim içinde de
ruhsal dünyanda inançlarına tutunuyorsun. Hı hı. Diyorsun ki biz kızımla her perşembe Yasin okurduk. Kızım ilkokuldayken gel abdest alalım derdim. Yasin okurduk. Yurt dışına gidince bozuldu tabii. Sonra geldi tekrar başladı. Adaya hamile kaldığım andan itibaren ayrıldığım eşimle her gece okumaya başladık. Ve o gün bugündür de okuyoruz demişsin. Hı hı. Evet, insan mücadelelerinde Allah'a sığınması çok aslında insani de bir refleks. Ben o sürece istinaden sormak istiyorum Yeşim. Soru gelsin. Beni Allah korkusu sardı dediğin spesifik bir olay var mıydı? Neydi o olay? Adaya hamile kalmam. Benim hamile kalmam imkansızdı. Ben Akdeniz annemiz, talasemi taşıyıcısıyım. Evet. Ve vücudumdaki kan oranım çok düşük. Hiçbir tedavi görmeden 20 yıl sonra adaya hamile kaldım. Hatta çok şaşırmıştım. Acaba tutunacak mı bebeğim diye düşünmeye başlamıştım. Sonra doktora gidip de onun kalbini duyduğumda insan ister istemez şöyle bir şey söylüyor. Yani diyor ki bu ilahi bir adalet herhalde. Çok istediğim bir şey. Gizem kardeşsiz kalmasın bu hayatta diye hep dua ederdim ben her gece. Kardeş iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Paylaşırsın, dertleşirsin. Keşke bir kardeşi olsa diyordum ve oldu. O kadar güzel bir ilişkileri var ki. O kadar iyi yürekten dilemişim ki beni, bunu ben. Ve her gece dua etmeye başladım ve okumaya başladım. Karnımı tutuyordum ve dua ediyordum ve namaz kılmaya başladım o süreçte. Adaya hamileyken hep namaz kıldım. Dua ettim çünkü aynı zamanda da eşimle de zor bir süreçten geçiyordum. Biz ayrılmak üzereyken ben adaya hamile kaldım. Bunu da ilk defa bir yerde açıklıyorum. Çok enteresan, evet. De aslında bana ilk evliliğini hatırlattı Yeşim. Evet, aynen öyle. Tarih tekerrür etmiş. Evet, tarih adeta tekerrür etti gerçekten ve tam ayrılmak üzereyken hamile kalınca bu hamilelik bizi bir araya getirdi. Ama çocuk için bir araya gelmiş gibi olduk sanki. Çünkü sonradan bakınca sürmediğine göre ve her gün okumaya ve dua etmeye başladım. Bütün ezanları, sabah ezanlarında camın önünde oturup hep dua ediyordum. Anneanneciğimin söylediği geliyordu aklıma. Camı çerçeveyi açıyordum ve melekler kısmet nasip dağıtırmış derdi. Herkes nasibini, kısmetini alsın diye. O gündür bugündür dua ediyorum. Peki. Kırmızı bir soruyla devam edeceğim Yeşim. Şimdi yılın annesi seçilenleri biraz önce de topa tuttum. Vermeyin bize diyorsun. Yani bunun değer yargılarını sorguluyorsun. Neye göre, kime göre veriliyor? Bir Instagram'da fotoğraf paylaşmışsın. Diyorsun ki bu anneye bakınca kendimden utandım. Acaba başka utanan var mı diye 60 yaşındaki Halime teyzenin fotoğrafına istinaden söylüyorsun bunu. Bugüne dek Gülben Ergen aldı, Pınar Altuğ aldı, Wilma Ellis, Ayşe Arman gibi ünlüler de yılın annesi ödülünü aldılar. Soru gelsin. Sence yılın annesi ödülünü kimler hak etmiyor? Bizler. Yani bu pırıltılı dünyanın içerisinde olan anneliklerine bir şey demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Mutlaka iyi annelerdir. Çocukların için her şeyi yapıyorlardır. Yani annelik neyi gerektiriyorsa, onu sevmek, korumak, yıkamak, yemek yapmak, onunla kaliteli zaman geçirmek, okumayı söktürmek, işte onun ilk adımlarını görmek, resimlemek falan, bunlar başka şeyler. Ama bu ışıltılı dünyanın içerisindeki annelerin annelik ödülünü hak ettiğine inanmıyorum. Benim için annelik, iyi anne, işte yılın annesi ödülü, ne bileyim, sırtında çocuğunu işte okula götürmeye çalışan, görüyoruz ya fotoğraflarda, engelli pek çok çocuğun annesi babası var. İşte öbür tarafta şehit annelerimiz var. Say say bitmez. Eğer birine ödül vereceksek lütfen hak edene verelim. Gene biz verelim. Bizim gibi ünlü anneleri çağırsınlar. Çocuklarımızla gidelim ve o annelere yılın annesi ödülünü verelim. Aslında bu da bir misyon baktığında. Ama işte evinde yardımcın varken, yemeğini birisi yapıyorken, fotoğrafları çekip oraya koyup da pek samimi gelmiyor bana. O yüzden gittim ve o ödülü orada reddettim zaten. Ve bir şehit annesine verdim. Beni yılın annesi seçtiler. Ben de gittim kızımla beraber. Ödülü kabul etmedim. Ve bir şehit annesini davet etmelerini rica etmiştim. Onu sahneye aldım. Bu ödülü en çok siz hak ediyorsunuz dedim ve ona verdim.
Peki. Yeşim, sıradaki sorumla devam etmek istiyorum. Sen konservatuar mezunu bir şarkıcısın. Evet. Ciddi bir eğitimden geçmişsin. Belli de bir geçmişim var. Evet. Kendini de çok güzel ifade ediyorsun aslında. Her ne kadar benim evet öfke kontrolü problemim var desen de acaba bu bir bahane midir? Ya da bu senin dilini bu kadar eleştirilerinde keskin kullanman için bir sebep midir? Hala söylediğin bazı cümleler senin hayatını mercek altına alıp yakından incelerken kafamda çınlıyor ve burada zikretmek istemiyorum. Çünkü toksiklediğini düşünüyorum. Eleştirirken soru gelsin, eleştirinin üslubu ne olmalı sence? Evet, üslup problemi yaşadım bir süre. Üslubumuzu bozmadan yapmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaten bağıran çağıran herkese bakar insanlar. Dinler mi? Göreceli. Ama sakin ve güzel bir şekilde kendini ifade ettiğin zaman herkes seni dinliyor ve içinden bir şeyler çıkartıyor. Zor bir süreçten geçtiğim, kemoterapi gördüğüm süreçlerdi. Ve ailemden dahi saklamıştım. Ailemde de kimse bilmiyordu, çocuklarım da bilmiyordu, hiç kimse bilmiyordu ve tek başıma atlatmaya çalışıyordum bir şeyleri ve aynı zamanda da çalışıyordum. Ve bu süre zarfında gerçekten yine çok büyük haksızlıklara uğradım ve kendime yakışmayan, uslubuma yakışmayan şekilde davrandım. Doğru ifade etmem gerekiyordu ama galiba şöyle de bir şey var, artık ne olur anlayın diyesin geliyor. Yani yeter diyesin geliyor, yeter. Artık bu kadar bir insanın hani nasıl anlatabilirim tırnak içerisinde? Daha hangi dilde anlatabilirim? Türkçe biliyorum ve her dilde de, her şekilde de ve her üslupta da anlatmaya çalıştım. Ve ısrarla bu anlamamaya çalışmak ve tabii ki en büyük hata gene bende ısrarla anlatmaya çalışmak beni oraya götürdü. Üslubumu koruyamadım. Hiç bana yakışmayan şekilde. Hiç öyle bir üsluba sahip değilimdir. Evimde de değilim, arkadaşlarımda da değilim. Normal hayatımda da değilim ama dedim ya kameraları çok sevmiyorum. Bir anda içimden bir canavar çıkıyor ve çıktı daha doğrusu. Artık asla öyle şeyler yapmayı düşünmüyorum. Çünkü benim için bir milattır bazı şeyler. Kendime oturdum ve defa defa seyrettim. Artık çok daha başka şekilde savaşıma devam etmeyi düşünüyorum. Peki Yeşim. Şimdi seni can kulağıyla dinledim ve bütün hayatın muhasebesini yaparken işte o altın leğene kan kustumların kalbime dokundu, değmedi, çok ağır bedeller ödedim diyorsun. Çok net cümlelerle iki dünyada asla affetmeyeceğim kazıklar yedim diyorsun. Çok küskünlüklerim var, çok kırgınlıklarım var, derin yaşamışsın, terapiler görmüşsün vesaire vesaire. Fakat bir taraftan da diyorum ki Yeşim Salkım bu sistemden bu kadar şikayet ediyorsa acaba neden hala soru gelsin Yeşim Salkım bu sistemin içinde kalmaya devam ediyor? Başka bir meslek bilmiyorum ki. Ben şarkıcıyım ve oyuncuyum. Ve girdim artık bir kere. Karakterim bu. Ben hiçbir işi yarım bırakmadım. Bir kişiye dahi derdimi anlatabilirsem, bir gencin hayatını kurtarabilirsem, yani yetenekliysen bu işi başarırsın, bu yollara girmene gerek yok. Bir gün seni birileri dinler, yapabilirsem ne mutlu bana. O yüzden bu sistemin içerisinde, ya daha doğrusu sistemin içerisinde değilim ben. Sistemin tam dışındayım. Sadece o dışarıdan sistemi eleştiriyorum. Sistemin içerisinde olduğumu düşünmüyorum. Şarkılarımı söylemeye devam ediyorum. Oyunculuk yapmaya devam ediyorum. Sinema filmleri çekiyorum. Onun haricinde sistemin dışında duruyorum. Ama dışında olmak demek onları eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Ve eninde sonunda da şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. 5 sene önce söylediğiniz şey şimdi oldu, özür diliyorum diye gelen mesajlarla. O da beni mutlu ediyor. Gene ego giriyor galiba burada devreye. Peki o zaman buradan da devam edelim. Şimdi diyorsun ki bir gün bir muhabir bana Yeşim Hanım çok terssiniz dedi. Ben de dedim ki belki ben doğruyumdur da sen beni ters tutuyorsundur. Bir başka röportajda diyorsun ki ben her ailede bir kurban olduğuna inanırım. Bu piyasanın da kurbanı ben oldum diye. Aslında bir noktada da kaderimizi kendimiz dizayn etmekle mükellef değil miyiz? Hayattaki rollerimizi, hayatımızın castingini bir noktada kendimiz yapmıyor muyuz? Dolayısıyla soru gelsin. Kurban rolünü sevdin mi? Hayır. Yok.
Ama coğrafya kaderdir. Maalesef. Ve ben bu coğrafyanın içerisinde kendi kaderimi yaşıyorum. Sevmedim, hiç sevmediğim bir rol bu. Aslında rol de değil. Ben rol yapmıyorum ki. Gerçeği yaşıyorum, anlatıyorum. Çok sıkıldım mı? Evet. Bunun yerine çok daha başka şeyler yaşayabilir miydim? Evet. Ama ben buyum, vazgeçemem. Vazgeçemiyorum yolumdan. Yani bu şunun gibi bir şey. Bu savaşı yarım bırak ve geri dön. Evet, artık kalelerin zapt edildi. Yapacak hiçbir şeyin yok dediklerinde ben gene gider bir yerlerden bir kılıç, mızrak bir şey bulur. O insanların üstüne giderim. Yani dedim ya, güzel ölmek istiyorum. Doğru ölmek istiyorum. Kendimle barışarak ölmek istiyorum. Bu işin finalinin güzel olmasını istiyorum. Yani bu gemiden mutlu ineceğim öyle ya da böyle. Peki Yeşim, öyle diyorsun ama bir taraftan da en büyük zafer barış değil midir? Bu kadar husumeti, bu kadar ahı, bu evrende bitse, bu dünyada bitse, öbür dünyada onları Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğim diyecek kadar, hep kinim olacak diyecek kadar kinine tutunmak acaba seni biraz hırpalamıyor mu? Soru gelsin, küs olduğun herkesle barışmak ister miydin? Bu ciddi bir alternatif. Sondan ikinci sorum. İyi düşün. Hayır. Hayır. Arkadaşım ve dostumsa gerçekten ve bilmeden beni kırmışsa isterdim. Yani ya da dese ki egoma yenik düştüm. İşte insanlığıma, insanım ben. Hata yaptım. İşte gittim paraya yenik düştüm. Şunu yaptım, bunu yaptım. Ama biliyorum ki 3 gün sonra gene yapacak. Can çıkınca huy, yani can çıkıyor ama huy çıkmıyor. O yüzden istemem. Bir daha yaralanmak istemiyorum. Çünkü ben çok affettim. O kadar çok affettim ki. Ben bu insanlarla defalarca barıştım zaten. Her barıştığımda bir daha aynı şeyi yaşadım. Her gel bak işte biz yanlış yaptık. Gel oturup bir yemek yiyelim dediklerinde gittim. Yemek yedim, sohbet ettik. Aradan bir ay geçti. Gene aynı şeyi yaşadım. Yoksa ben yaptım, ben o adımları attım. Ama karşı taraftan gelen adımlar olmadı hiçbir zaman. O yüzden benim hiçbir şeyim değiller. O yüzden barışmayı düşünmüyorum. Hiçbir şeyim değiller. Barışmayacağım. Ve burada söylediğim hakikaten hani o kahveyi de çok severim ama zehir zıkkım olsun o kahveler size dedim. bir kere daha söylüyorum gerçekten. Bundan geriye dönmem. Hakikaten. Evet. O kime kahve içirmişsem zehir zıkkım olsun onlar. Peki Yeşim, çok net koydun tavrını ortaya ama bir taraftan da inançlı bir insansın. Bu inançta da tekamülden, affetmekten, kabul etmekten, dost arayan, dost doğru dost arayan dostsuz kalır denir. Yargılama yarin olur denir. İncittiğin yerden kırılırsın denir diye de yüce gönüllü bir dinimiz var bir taraftan. Evet. Bu bavulları taşımak senin için çok ağır değil mi? Son sorumu sormak istiyorum. Affedemediklerinizin dosyası ne zaman kapanacak Yeşim Hanım? Şöyle söyleyeyim. Çoğu insanda bütün dosyaları kapattım. Sadece bir kişiyle mahkemelerimiz sürüyor. Benden özür dilemediği sürece o insanla kapanmayacak. Zaten hayatımın içinde yoklar Jülide. Benim kendime ait bir hayatım var. Çok güzel eşim, dostum ve arkadaşlarım var. Bu camianın içerisinde olmayan. Müzisyen grubum var, müzisyen arkadaşlarım var. Çocukluktan gelme 30 senelik arkadaşlarım var. Onların zaten varlığından bir şey görmediğim için yokluğundan da görmüyorum. Dolayısıyla da hani dosya dediğimiz şey aslında kişisel dosyalarımı kapattım. Bir başkalarının canını yaktıkları zaman olaya müdahale oluyorum sadece. Çünkü benim canımın yandığı gibi onların da yanmasını istemiyorum. O yüzden de o dosyalar bence bir süre daha açık kalacak. Peki Yeşim, çok net ifade ettin. Hemen karnemize bakalım, nasıl bir performans sergiledin bu maraton boyunca, karnemizi görelim. Eyvah eyvah. Şimdi hiçbir soruyu pas geçmedin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bizle program öncesi hiçbir pazarlık yapmadın. Bunu da altına özellikle çizmek istiyorum. Yapsaydın da zaten şansın olmazdı. O da ayrı mesele. Evet. Toplam süremiz 80 dakikaydı. 8 dakikalık süren arttı.
40 sorunun 40'ını da cevapladın. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Benim sormayı unuttuğum, eksik sorduğum, senin keşke bunu da sorsaydı ya da insanlar benle ilgili bu konuda herhangi bir fluluk yaşıyorlar, daha net olayım dediğin bir nokta var mı? Yok, bir kere çok teşekkür ediyorum gerçekten hem sana hem ekibine. Çok yapmak istediğim bir program yapıyorsun. Gerçekten ben Lady Diana'nın bir programını seyretmiştim bir gün itiraflarını yaparken ve çok üzülmüştüm onu seyrederken. Dedim ki bir gün Türkiye'de böyle bir program olsa keşke, herkes teke tek oturabilse ve karşısındaki sunucunun gözünün içine bakarak kendini ifade edebilse. Ben bir psikoloğa gelmiş gibi hissettim kendimi, onu çok açık söyleyeyim, çok net. Öyle bir format ve elinize sağlık. Çok güzel sorular hazırlamışsın. Ben de elimden geldiğince içten şekilde cevaplamaya çalıştım. Çoğunu da cevapladığımı düşünüyorum. Eksik hiçbir şey yok. Sadece şunu bilmenizi çok istiyorum ki yüreğinde kötülüklerle yaşayan bir kadın değilim. Hani beni hayat bu hale getirdi de demek istemiyorum. Sadece bir derdim var. Ve bu derdimi anlatmak çabasındayım. Ve bu derdimin çaresini bulana kadar da bunu anlatmaya devam edeceğim. Peki. Bu derdin yaratıcılığa, sanata evrildikçe İnşallah. Biz de bununla yücelip bundan ilham almak istiyoruz. İnşallah. Seni hep üreten şarkılarınla, sergilediğin oyunlarla, oyunculuklarınla görmek istiyoruz Yeşim. Çünkü bize ancak öyle ışık ve ilham Aynen. verebiliyorsun. Aynen. Kısık sesle konuştuğunda seni daha iyi duyabiliyoruz. Daha Çok iyi algılayabiliyoruz. Ederim. Ses tonu yükseldiğinde ve öfkeni kontrol edemediğinde daha blokajlı ve ön yargılı geliyoruz sana karşı. Biliyorum. Ben bugün karşımda kendini çok güzel ifade eden bir sanatçı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür için. Ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, 40 programının sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü saat 20.55'te yeni bir konuk ve yeni sorularla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.